bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Senin üstüne yönetmen yok. Her hafta bir film çek göre, her hafta. Ben de senin filmlerini anlatayım. Hanginiz ağır basıyor? Hodri Meydan. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Hodri Meydan. Hodri Meydan. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tatlım, konuşalım. Hayatım, parmağını mı keseyim? Ne yapıyorsun sen ya? Dur. Ya saçımı kesmektense parmağımı kes. Nergis Hanım, ben kesebilirim istiyorsanız. Hayır hayır, hele böyle durur musun lütfen? Kökünden kesin. Ne yapacağım ya? Durmuyorsun ki yerinde. Sıla vurdu, gol oldu. Ne oldu? Bilal, ne yapıyorsun? Bakar mısın? Şu masumiyete bakar mısın? Siz ilk girer girmez ben gözünüzde o korkuyu hissettim. Bu ne? Bu ne? Ay ben bıktım bak. Otur, yemin ediyorum kökten alırım bak. Otur şuraya. Gitti. Ama beni artık bugün ağlattılar. Yeter. Kendine yakıştıramadıklarını bize yakıştırmaya çalışıyor hanımefendi. Kim? Sen bana mı diyorsun? Sen bana mı diyorsun? Evet, ben sana diyorum. Beni kendinle karşılaştırma Mira. Zoruna mı gitti bir vermem? Benim aklıma girerken neredeydi aklın? Çok kıskançsın ya. Niye bu kadar kıskanıyorsun? Ben beğendim. Beğendin mi? Evet. Vallahi çok garip. İnanır mısın? Hayır, inanmam. Bana inanmıyor musun? Bana Kadir inanır. Tamam, okey. Şimdi makyaja geçiyorum. Göz makyajını da çok demode buldum. Sensin demode, düzgün konuş. Göklere çıkarttığı şeyi böyle zeminden topluyoruz, öyle. Ama Allah Allah. Kullanmaya çalıştı da ben yakaladım tabii. Bir dakika, ne yakaladın ya? Bilal, artık söyle, sen de kurtul, biz de kurtulalım kaç gündür lütfen artık. Söyleyeyim ya. Sen söyle. Ne söyleyeyim? Sen söyle. Bilmiyorum ki ne söyleyeyim. Ay ben çatlayacağım artık. Neyin kafası bu Murat? Sen makyajla güzelleşen bir kadın. Niye böyle gözlerini açtın? Aynada kendine bakmıyor musun? Sol gözü çok güzel olmuş. Keşke sağa doğruya benzeseydin. 21 puanla büyük finalde 10 bin liralık ödüle yaklaştılar. Perşembe günü. Birinci olan takım en yüksek puanı aldılar. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin. Merhabalar efendim. Saçına, makyajı da, tarzına, eğlenmeye, tartışmaya meraklı herkes ekran başına. Kuaförüm sensin. Kes kes kes. Perşembesi başlıyor. Bu çiçek kimden? Kime? Aa. Tuna göndermiştir Mira'ya. Kesin. Tuna olsaydı kendi gelirdi. Çiçek göndermezdi bu sefer. Kusura bakmayın sevgili jürim, masamda çiçek görünce ilk ona dikkat kesilmeden edemiyorum. Yine heyecanlandım. Bana değil galiba. Bana olsa adım yazar. Kime bu çiçek? Meltem? Ne? Senin canım. Bana? Evet. Kimden? Ben nereden tanıyayım? Sen bileceksin onu. Ay herhalde. Bana olmuş. Al hemen çiçeğimi. Alabilir miyim çiçeğimi? Wow, bu ne hava? Ay teşekkür ederim. Al bakalım kimden demeyeceğim. Hemen bakalım. Okur gibi yaptım da hızlı geçtim orayı. Ya inanmıyorum ya. Ya çok teşekkür ediyorum sevgilime. Ay gerçekten of, çok duygusal oldum şu an. Çok teşekkür ederim. Şu an gerçekten bana en büyük desteği verdi. Hazır olun. Kartınızı alın. Fırçalar geliyor ona göre. Ne yazmış, okumayacak mısın? Okuyayım mı? Okumak istemiyorum. Orada benim biraz şey söylemiş ama. Canım sevgilim. Öncelikle bu güzel yolda sana başarılar diliyorum. Sen çabuk sinirlenen bir insansın. Kontrollü ol. Oyuna gelme. Sen hepsinden üstünsün. Bunu zaten bana gelmeden sürekli söyledi zaten. Ben biraz heyecanlıyım. Ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl davranacağım diye çok onun başının etini yedim. Ama hep bunları söylüyor, yine söyledi. Teşekkür ederim, seni çok seviyorum. Sen mi heyecanlısın? Hayır, gelmeden.
Sen gelmeden de bir hayat boyu heyecanlı olamazsın. Evet canım. Sen hayatını böyle konsept olarak çünkü yaşadığın için mümkün değil. Çünkü heyecan elin ayağını birbirine dolaştırır. Mümkün değil. Yaptığın işte başarılı olamaz. O yüzden başarılıyım. Anladın Aa, öyle mi? Tatlım. Bu arada beyefendiye de geçmiş olsun diliyorum senin sevgili olduğu için. Çok mutluyuz. Çok 2 yıldır da o yüzden birlikteyiz. Niye kıskandık Meltem, ki ilişkiyor? Meltem niye tek geldin? Yanına da bir kuaför alsaydın ya. Yanımda zaten. Hadi yanına o zaman. Neyse teşekkür ederim tekrardan. Ne diyordun Bilal, şimdi devam et. Yani tek geldi. Biz bir iş göremedik, ses göremedik. Ses var, görüntü yok. Görüntü var, ses yok. Görüntü yok mu? Kalıbı göremiyor musun? Görüntü var, ses yok. Göremiyorum valla. Yani hatta sırf onun için. Aa bir dakika, oraya geçmen lazım onun gibi göstermen için. O ne? Akrostiş şiir yazdım. Allah. Murat'a tabii. Akustik tabii. Olmasın o. Akustik değil canım. Akrostiş. Akustik değil. Hani böyle baş harflerinden böyle dörtlükler çıkar ya. Murat. Ya, çok yaratıcısın. Hiç görmedin. Polinesköy'deyim. Evet. Marifetliyim diye geldi uzak doğu pençesi. Rüzgarıyla esti geçti. Ah sen de yanılttın bizi. Taçsız prens seni. Vay vay vay, çok çok yaratıcısın. Seni haydut seni. Murat, seni konuşturamayacak mıyız biz ya? Yani şöyle doya doya. Bugün, hadi sen yine konuşma, kabul ediyorum, bari makası konuş. Hadi bakalım. Hayır, bugün yapacak tabii. Murat. İnanıyorum. Hani makası konuşsa o da iyi. En azından hani dil yok, el var deriz. Diğer masalar gibi değil. Onlarda ikisi de yok. Daha görmedin ki. İşte inşallah görürüz. Diğer masalar gibi. Canım Ay. Sen. Bilal yorumunu yaptım. Senin üstüne yönetmen tanımıyorum ben zaten. Senin üstüne yönetmen yok. Her hafta bir film çekiyor. Her hafta. İnsan yılda bir çeker, insan... Sıla onu da geçti. Sıla her hafta bir film çekiyor, her hafta. Ne yaptım ya? Ben de bir diyeyim söyle. Biraz bahsetsene ne gibi, madem bahsedeceğim açtım. Bahsedeceğim canım. Hayır, ama şimdi bahset. Değil. Yok şimdi bahset. Şimdi değil canım. Şimdi hayır, bahset. Hadi öyle. Şimdi bahset, ben de senin filmlerini anlatayım. Hayır, hanginiz canım. Daha ağır basıyor? Evet. Aa, tamam, tahmin ediyorum. Tamam, bugün konuşalım kesin canım. Günü konuşalım ya. Hadi bakalım. Yine bir şeyler hazırlamıştır Hodri meydan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Adam Hodri meydan. Hodri meydan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Tatlım, konuşalım. Filmlerini konuşalım. Senin geldiğin günden beri yaptığın her filmini dökelim. Dökelim. Oradan Sıla'ya yürümek kolay oluyor değil evet, mi? Evet dökelim. Ama senin yaptıkların konuşmaya gelince acı mı oluyor? Öyle mi? Hadi bakalım bundan neyin sonra görelim. Neyin derdindesin sen Sıla? Hadi bakalım. Neyin Hadi. Derdindesin? Bir derdim yok. Hayır, senin söylediğin ne söylemeye sana çalışıyorsun? Söyledim. Neden zorunda gitti, bir şey mi var? Ne söylemeye çalışıyorsun? Bir şey mi ya var? Siz neden sabah misin, sabah ha? Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Ay şu an kestim aranızda elektriği kesiyorum. Ve inanamıyorum, Burcu da ağzından bir kelime çıkmadı. Aa ne oldu? Ne oldu, iyi misin? Biraz moralim bozuk. Dünkü program sonrası açıkçası Gözde Hanım. Modum düşük yani, çok keyif hissetmiyorum. Yani dün ateş, Ateş'le aramızda zaten bir gerginlik oldu. Tamam biz akşam tekrar konuştuk ama hala devam ediyor. Küstünüz galiba. Yani puanlamalarda da çok adalet görmediğimi düşünüyorum. Hepsi bir araya geldi. Biraz onun huzursuzluğu, ağırlığı var üstümde. Puanlar hallolur da yani sizin aranızın hallolması önemli. Ya, o da olur ama şu an bu moddayım, çok enerjim yok açıkçası. Biraz sonra nasıl olurum bilmiyorum. Ateş sen? Ateş yani, ay vallahi ben bu duruma sevindim, kusura bakmayın ama. İşte bakın düşmanları sevindirsin. Canım en azından bak Ateş'cim hemen şey yapma. He. Kulaklarımız için iyi. Bak susturamıyordunuz ya, sinirli sustu. Ya bugün en azından biraz. Benim yüzümden sustu. Yanlış, boş ama ben şey Gözde Hanım üzülüyorum hani buradaki oyunlara gelip bir bu kadar yıllık arkadaşıyla arasını bozuyor ya, ben ona inanamıyorum. Yani hiçbir şey demiyorum. Özellikle de şu hanımefendi geldi. Çok sinirim bozuldu. Yani oradan enerjiyi verdi. İşte burası yıkıldı resmen. Benden herkes pozitif enerji alır normalde ama çok şaşırttın beni. Nazarın herhalde canlı kanıtı sensin. Nazar, birine değdirmem gerekirse bu sen olmazsın. Kendime değdiririm, yine sana değdirmem nazarı. Ama... Evet, evde çalışıp gelmişsin, kutluyorum. Ne alakası var ya? Tiyatro eğitim alan sensin, ben değilim. Ben oynuyormuşum ben ya. Seni kadar oynayamam zaten, mümkün oynayamazsın. Değil. Oynayamazsın, aynen tatlım. Burcu Ateş'in dünden kalma atışmaları, tartışmaları hala devam ediyor. Yani bir de Ateş üstüne düşmanları sevindiriyoruz.
diyor. Biz düşman değiliz kardeşim. Siz kendi aranızda barışın da bizim hiç umurumuzda değilsiniz. Burcu'yla Ateş'in arasındaki gerginlik bence bitmez, devam eder gider. Orada bir de bir şey söyledi Ateş. Düşmanları sevindiriyorsun diye. Bunu bana söylediğini düşünmüyorum. Çünkü ben elimden geldiği kadar onlara destek oluyorum. Burcu'nun sesine dayanamıyorum ama yine tahammül ediyorum, destek oluyorum. Bence kesinlikle bir an ileri kastetmiştir. En iyisi modelleri davet edeyim de siz bir kendinize gelin. Geldi ya, 2 dakikada. Cuma'ya çok yaklaştık gençler, dikkatli olun. İlk olarak Burcu ve Ateş'in modeli Aycan Yılmaz Çolak gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarım sensin, sensin. Gel canım, hoş geldin. Sensin. Gel bugün öpeyim seni, öpeyim. Bana da enerji gelsin. Evet, saçın çok güzeldi. Biraz öne alalım. Merhaba. Merhaba. Sıla ve Mira'nın modeli Nergis Abasova gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarım sensin. Hoş geldin tatlım. İyiyim. İyi misin? Rahatsız mısın galiba biraz? Grip oldum. Gözlerin şişmiş. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bilal ve Buse'nin modeli Serra Yanar gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarım sensin. Murat ve Meltem'in modeli Sena Aydın gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarım. Hoş geldin. Sensin, sensin, kuaförüm sensin. Artık herkes biliyor ki günlerden en çok eğlendiğimiz, en çok ağladığımız, en çok ayılıp bayıldığımız gündeyiz. Günlerden kes, 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 kes. Ne yapıyorduk? Kes, 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 kes. Sıla'nın en sevdiği kes, 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 ağlat, kes, ağlat, kes, ağlat. Senin gibi hastanelik yapmadım. Murat senden de alalım. Kes, 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 kes. Ama öyle ufacık kesmek yok, ucundan azıcık değil. 5 parmak kesiyorsunuz bugün en az. Artık kimin eline göre bakarsınız? 5 parmak. 5 parmak kesiyorsunuz. Sıkıntı, stres hepsi saç uçlarından uçuyor, gidiyor. Makyaj değişti ise bu güzel sonbahara, sonbahar renkleri yakışır dedik. Sıkıntılar hazır gitmişken sonbahar esintisini yüzlerde görmek istedik. 25 dakikada da güzel bir sonbahar makyajı yapıyorsunuz. İster bob kesin, ister kahkül kesin. Ne yaparsanız yapın, yeter ki bize 5 parmak kesin. Bunu becerebilin. Önce iletişiminizle, kinanızla, elinizle, makasınızla en güzel kesiminizi diliyoruz. 5 parmak kesmeye varsanız, hazırsanız başlayın diyoruz. 5, 4, 3, 2, kes, 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 kes. Öğretmenim şahit olun. Ne yaptın o saçı sen öyle, iyice kısalttın. Ablaya merhaba de, ablaya merhaba de. Bilal sen benim ne söylemek istediğimi çok güzel anladın. Sen 15 senelik arkadaşını o hale sokarak kendini bitirdin. Ben seninle yarışmak istemiyorum. Ve 2 kere zombi olmuş bir modelden bahsediyorsun. 2 defa mı yoksa 5 defa mı? Hayatım parmağını mı keseyim? Ne yapıyorsun sen ya? Dur. Ya saçımı kesmektense parmağımı kes. Nergis Hanım ben kesebilirim istiyorsanız. Hayır hayır hele hele böyle durur musun lütfen kökünden kesin. Ne yapacağım ya durmuyorsun ki yerinde. Sıla vurdu gol oldu. Ne oldu? Bilal ne yapıyorsun?
Bakar mısın? Şu masumiyete bakar mısın? Siz ilk girer girmez ben gözünüzde o korkuyu hissettim. Bu ne? Bu ne? Ay ben bıktım bak. Otur, yemin ediyorum kökten alırım bak. Otur şuraya. Gitti. Ama beni artık bugün ağlattılar. Yeter. Bugün günlerden kesim. Saçına yapmamız gereken bir kesim şekli var. Ben aynen onu ben şimdi senin düz kesim yapacağım. Arkada tarayacağım. Senin de yıllardır uzun saç kullandığın için evet. Bunu bana hassasiyetini söyledin. Evet. Senin gibi bakıyorum. Aynı şekilde gerçi tabii ki biraz fazla yıpranmış ama o kadar kısaltamazsın hiçbir zaman. Günlük hayattan bahsediyorum. Ben şimdi arkaya taradığım zaman senin de uygun gördüğün şekilde taradığım zaman da zaten orada bir şekil oluşacak. Düz keseceğim. Hani kat falan ekstra bir şey yapmayacağım. Ben de istemiyorum. Düz keseceğim. Tamam mı? Onun için seni ayağa kaldıracağım birazdan. Kuzum bugün konseptimizi gördün. 5 parmak kesmek zorundayız. Ama biz 5 parmak kesmeyeceğiz. O zaman puan alamam. Şimdi 3 gün sana verdim. Sınacım dedim ki 3 gün ne istiyorsan yap ben sana karışmayacağım. Karıştın mı? Karışmadım. Yok karışmadım. Ama 2 günü benim hayatıma tesiri bak, olan bir bak, şey. Bir görsene bak. Yok ben çok hadi bakıyorum bak. Kızlara falan. Çok bakıyorum ben. Ama kararım kesin olduğu için. Dedim ki 2 günü ise ben karışacağım dedim. Boyadır, saçtır. Çünkü sen 4 puan, 5 puan. Zaten yok, mesela bak şöyle söyleyeyim. Yok, bir dakika ben konuşayım. 5 parmak. Kesmek zorundayım. Sen 5 puan alacaksın diye ben de çalışan bir insanım. Psikolojimi bozamam. Burada bozarım ama buradan çıktıktan sonra hayatım psikolojimi bozamam. Saçım benim için çok değerli. Bütün kadınların içinde yani. Ferra. Bilal. Ferra. Bilal. Ferra. Yapma. Yapmasan olmaz mı? Ferra şimdi konsept zaten 5 parmak kesin. Evet. Bak bir de şöyle aynı düz dur. Tamam bak, şu yani abart görüyor musun? Göremiyorum şu an. Gör kendini. Tamam. Abartacak bir şey yok yani. Anladın mı? Hani buralara falan çıkmıyor merak etme. Şu ya bak şu. Zaten önlerindeki saçlar katlı gibi olmuş kopmaktan. Evet. Bak, kopmuş bayağı burada hasarlı. Çok kat vermeyeceğiz. Biraz arkaya doğru kısa tutacağım. Öne doğru uzun tutacağım. Biraz arkadan içsin saçını öne doğru şöyle. Tamam mı? Çok 5 parmak bize yetiyor zaten. Bak kesime herkes başladı. Kesime diyorum zaten bizim işimiz azlığının eşitliği. Şu kadar. İşte o benim puanımı. 2 parmak. Aşkım bak. Senin puanın yüzünden bak, benim ben psikolojimi bozamam. 5 parmak güzel. Biz de nasıl ölçeceğiz? Şöyle dik dur. Hayır. Dik dur şöyle ölçeceğim. Bak, bak yavrum bak bak. Bak. Sen oraya gösteriyorsun bak. Sonra buradan kesiyorsun. Asla. Görüyorum. Bak. Ben burada kime ne söylemişsem onu yaptım bak. Tam neren oluyor bak biliyor musun? Orayı önden göster ben arkamı ama oradan ya. Anlayamazsın ki. İşte ben arkamı göstermiyorum. Şimdi burayı ora farklı olur bak. Bak kızım bak. Bak. Bak hayır kesinlikle hayır. Yok kestirmiyorum ben. Kesinlikle hayır. Ben oyun oynayacak değil. 2 parmak keseceksen kes ondan fazlası olur. Sıla her zamanki gibi yine kesim gününde tribüne mi oynadı, jüriye mi oynadı, modele mi oynuyor anlamadım. Puan alacağım diye işte senin yüzünden puanlarım gidecek falan filan diyor da. Sıla'cığım kabul et artık kesimi bilmiyorsun. Kabul et. Aynalar çekmece. Bak ne yapacağım biliyor musun? Saçını birazcık şundan sürelim. Bu şeyliklerin gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesin verin. Tam bak şurada. Tam şurada. Gerçekten hiçbir tamam. Şey fark etmedi. Çok teşekkür ederim. Hayır için rahat olsun. Şimdi çok düz dur. Ben özellikle orayı sana göstermek için oradan başladım. Burcu 5 parmaktı. Bir karış değil. Çok kesti. Hayır değil. Böyle. Hayır, yok hocam değil. Bakın. Hocam 50 yok kontrol ediyor zaten. Hocam 5. Gösterebilirim. Aynen. Tam 5. Tam 5. Tam 5. O yandaki. Tam 5 hocam. O 4 bile değil. Bakın kenarlardan da gitti. Tam 5 hocam. O 2'yi kesti. Bak kuzum. 5 parmak dedilerdim. Asla seni üzmek istemiyorum. Bak. Bak tam nereye geliyor. Sıla. 5 parmağını. Elinin fragmanını şimdi mi göstereyim birazdan mı göstereyim?
Sen bir şey gösterme, saçını kes, canımı da sıkma. Bak modelim zaten rahatsız. Nergis Hanım. Aşkım konsept bugün beş parmak. Beş parmak değil, ben istemiyorum beş parmak. Da 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 da. Ya ne yapıyorsun? Gol oldu. Zaten ikna edemiyorum. Ne oldu? Forvet oyuncusu. Ne demek ne yapıyorum Sıla? Nergis Hanım tanıştırayım. Bu bizim şey mi? Kuaförüm bak, sensin hayatım. Spor tamam, yeni ben forvet bu programın oyuncumuz. Hepsini bak, izledim. O ensesi zaten hanımefendinin yoktu. Ben bırak kısalttım. Resmen zaten forvet bütün, oyuncusu ya. Bak bütün modellerimi o hale getiren zaten sensin. Bak şu masumiyet neydi? Bilal Merve miydi adı? Bilal. Merve Karaman. Bilal gider mi? Yani ne üzüldüm, ne üzüldüm. Sadece dört kişi. Bakar mısın? Şu masumiyete bakar mısın? Siz ilk girer girmez ben gözünüzde o korkuyu hissettim. Çıkartmak istedim ama dedim bekleyeyim. Bilal bak benimle uğraşmaktan vazgeç. Git artık bir de var ya, yerine lütfen bak zaten çok hassas. Gider misin ya? Bir saniye ya bir dakika hayır bir dakika. Zaten ikna edemiyorum şimdi mesela Bilal. Burası pembe falan olsa daha böyle bir şirin durur ama siyah. Düşünebiliyor musun? Ne karartı, şimdi de öyle olmaz inşallah. Karartı yani. Mutlu oldun mu? Bir bugün saniye. Eğer bir şey yaşarsam onun sebebi mı? Sensin. Şöyle bakın ben bak de valla bak. Ya götür onu bir daha. Şöyle bırakıyorum tamam mı? Bak hepsini tek tek ince sergideymişsin gibi böyle fotoğraflara ya bak şöyle yorumla. Bak, bunu bana hep yapıyor. Tamam mı sergideymişsin gibi. Hep yapıyor gibi. Beni etkilemek için. Etkilemek ya, için değil bak. Fenasın hep, aynı kader bak göreceksin. Bak göreceksin arkaya bak. Ah, bak arkaya bak. Sağ bekimiz de orada bak. Ya sağ bıktım senden git Allah aşkına bak, git bak, ya. Yemin ediyorum o sağ bek sen de orta sağ olacaksın. Bilal, yemin git. Ediyorum bak orta sağ. Ya sen ne kadar gıcık bir insansın ya. Haftaya ilk 11'desin. Ya işte bak, bu iş bak, güven işi ölçüm, güven. Bak görüyor musun? Bak, öğretmenim şu şahit olun. Gerekiyor. Öğretmenim. Öğretmenim şahit olun. Beş parmak demişti. Benim parmağım gerçi büyük. Beş parmaktı değil mi? Ben altı kesiyorum. Ne olur ne olmaz. Riske atmayalım yani. Tanıştırayım altı parmak. Ay çok güzel oldu. Sen o makineyi bitir işini bana verir artık misin? Artık devam edeceğim. Sen taktik ver. Oyuncuna taktik ver. Orta saha sonuçta maestro olacak o. Ay Bilal ne yaptın? Ne yaptın o saçı sen öyle iyice kısalttın? Kim? Sen. Ya canım. Saça bakar mısın? Niye öyle kesiyorsun o saçı? O da bayılacak. Daha kesimin şovun devamı var merak etme. Aynen, o da bayılacak. Rahat olun yani. Zaten şov yapmaya geldin sen sizin buraya. Sizin gibi değilim. Bak, merak et ben bak şov burada. Yapmaya geldim. Görün yani bakın. Bu iş güven işi. Bak söyledim Cantekin'e de söyledim. Aytekin'e nedense de söyledim. Sana hep böyle anlayışlı modeller geliyor. Ne alakası var ya? Tamam. Sanki alnlarında mı yazıyor? Güven işi diyorum. Anlayın artık. Bu niye kısa? Bu ne? Nasıl ne? Bu çok aşkım, kısa. En alt saçının insanın her zaman kısa olur. Verdim ya bak aynı boy kesiyor. Onları kesme o zaman. Olur mu? En alt saçından alın. Ben bunu toplayayım. Saçımı toplayınca bunlar ne olacak? Bak yavrucuğum sana gösterdiğim yerden kestim. Hayır ya sen şuradan kesiyorsun. O kızın saçı bak, gibi yapıyorsun saçını. İstersen ayağa kalk. Oturarak olmuyor. Ya kalk. Anam Bey bir parmak hesabı yapalım mı? Bir yapalım. Yapalım. Beş parmak mı en az kontrole geliyor profesör. Bak ben senin dediğini yaptıkça Sıla ne yapıyorsun hayır, deme. Hayır bu çok kısa biz böyle konuşmadık. Yere bak o zaman. Tamam bu ne kadar yaptın sen biz böyle konuşmadık. Ben buradan konuştum. Hayatım sen senin, buradan bak, senin gösterdiğin yer zaten senin saçınla hayır, aynı. Hayır istemiyorum. Bak bir göster hayır, misin? Hayır. Sen buraya gitsin. Hep böyle yapıyorsun zaten. Ay Allah'ım delireceğim ya. Hayır. Hayır kesmiyorum. Hayır bak ben sana iyilik yaptıkça. İyilik yaptıkça değil. Ben sana dedim ki şurada omuzdan kalacak sen buradan omuzda kesiyorsun. Omuzda kalacak senin saçların zaten omuzda. Omuzda değil.
Nerende? Ben saçlarımı bilmiyorum. Nerende bana gösterir misin? Yok kestirmeyeceğim. Ne demek kestirmeyeceğim? Niye geldin buraya? Ben sana dedim okey dedin. O zaman niye okey diyorsun? Ya, gerçekten diyorsun. Bak. Niye o zaman tamam diyorsun? Neden kandırıyorsun? Ben seni kandırmadım. Sen kestiğim kandırıyorsun. Yer bak, ben buradan diyorum sen rahatsız. Kelim aldın buradan. Ben senden nereden beden aldım arkadaşım? Omzunda kesiyorsun. Saçların zaten omuzda. Şuna bakar mısın? Ne yapıyorsun? Omuz çok mutlu bu. Oldun. Kimisi bunu ben mutlu böyle bak. Miyim? Bak güle bak yüze bak. Bir dakika sen bana diyorsun ki omzunda kes. Omzunda kestim. Adnan Bey orada ölçtü. Ne yapacağım ben? O zaman neden beni kandırıyorsun? O zaman ben seni kandırmıyorum bak. İki parmak kesmeyeceğim oynayıp de. Durma. Arkamın gerçekten önünde oynayacağım rahatsız. Ya bak, ben seninle. Konuşamıyorum bile. Rica ediyorum. İşim gücüm oynamak mı benim? Ne oynayacağım seninle? O zaman bir sakin ol. Onların ama beni kandıramazsın. Bakarsın ben seni kandırmıyorum sen arkadaşım. Sen beni kandırıyorsun. Tamam bak, diyorsun ben seni üzmeyeceğim bitirdi. Diyorsun. Arkaya dönüyorsun cart gitti. Yazık şimdi bak üzüldüm adamcağız orada öyle dikilip duruyor. Ay yazık. Hani şey var ya böyle kuyruğa güler yemek almak için falan. Onlara benzemiş. Yazık ya. Çok üzüldüm vallahi içim kanan parçalı. Nergis Hanım bir sorun mu var? Ya sen bir karışma. Bak rica ediyorum karışma. Ben karışmıyorum. Üzerimden prim yapma. Masumane şekilde bir sordum Nergis Hanım bir sorun mu var? Nergis ne Hanım. Yapacağız? Ben sana söyledim. Ben bir alacağım biliyor musun? Kesmeyeceksin. Ha, mutlu olacak mısın? Sen mutlu ben olacak mısın? Ben kaç haftadır geliyorum ve birinci bile olamıyorum. Çünkü o kadar çok koalisyon dönüyor ki burada. Hani bu hafta gerçekten puanların çok iyiydi. Eğer sen bana bu saçı kestirmezsen ben... Yani gerçekten ölmeyecek çünkü. Bu hafta puanlar çok iyi. O resimleri, o resimleri sen yaptın. İlahi ben yapmadım. O resimleri, hepsi gayet memnun. Anladın mı? Hepsi gayet memnun. O Bilal'in sizleri eksiye düşürmek için yaptığı şeyler, oyunlar. Yani zor ikna edecek gibi. Çünkü yani. Omuzlarda diyor, Sıla da diyor ki zaten saçın omuzlarda diyor. Kız saçını şu an çok uzun sanıyor. Diyor ki benim saçım omuzlarda değil, ben saçım biliyorum. Resmen omuzlarda. Omuzlarda saç. Yani onu kulağının altına kadar getirmesi lazım. Şey çenesine kadar ki değil mi bir şey olsun. Aa çenesine. Şuraya yani. Bana diyorsun ki tamam ben seni incitmeyeceğim canım. Ben gerçekten seni şey yapmayacağım canım diyorsun. Tamam hocamıza gösterelim. Rahatsızsın bak, hocam, ben anladım Adnan diyorsun. Adnan Bey yardımımızı rica ettim. Dönüyorsun buradan kesiyorsun ya. Gerçekten yardımımızı ben, benim bir iş hayatım var. Omzumuzu buradan saç istiyorum diyor. Nergis Hanım zaten saçları omuzda. Omuzda değil benim saçlarım. Herkesin bir iş hayatı var onları düşün Sıla. Sen bugün gitsinler sonra umurumda değil ben puan derdindeyim diyorsun ama aynen insanların öyle. Bir hayatı var. Sen karı kocanın arasına girdin ya. Karı kocanın arasına girdin. Ertesi gün beni aradılar bak, ya. Bak kelimelerine dikkat et. Vallahi İnsanlar kızcağız, ilk Merve, defa Ömer. Bu programı izler. Yanlış anlayabilirler. Yanlış anlamazlar merak etme. Yanlış anlayabilirler. Kocası geldi karı dedi bu ne hal diye. Ne demek ya? Demedi mi bu ne hal diye? Kim vardı burada? Gözde Hanım siz buradaydınız. Demedi mi bu ne hal? Böyle saçma oldu. Gayet de güzeldi. Ertesi gün boyalı fotoğrafını bana atıp göstermedi mi? Hanımefendi artist olmak istedi o yüzden öyle bir şov yaptı burada. Sana göre herkes şov yapıyor. Ne alakası var ya? Şov yapıyorsunuz. Ha işim gücüm yok. Adnan Bey rica ediyorum ne olursunuz gerçekten boğazım ağrıyor. Özellikle geliyor benim modellerim bana. Niye özellikle gelsin canım? Ama bakın diyor ki omuzda istiyorum diyor. Saç zaten omuzda. Yani en zor saçlı model buradaydı o bile... İkna edildi kesildi. Ha biz gayet iyiydik ikna olduk ama bana şu anda güvenmiyor. Ha şu anda güvenmiyor değil. Tamam diyorsun arkamı döndüğümde başka bir şey yapıyorsun. Kesmedim ki Nergis. Kestim boşu diyorum işte. Bence başlayalım kesin. Hayır 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 öyle kesmek istemiyorum ben. Nergis Hanım ben kesebilirim istiyorsanız. Gerçekten. Yani 5 santim de kesen arkadaşım uzun saçı var. O kadar nasıl modern anlayışlı davrandı. Ben anlayışsızım. Ben de gidiksizim maşallah demiyorum. Beni var sen ya kendi istediğini yemin ediyorum bitirdiniz. Benim modellerim bitirdi. Bir de sen. Herkes kötü. Sen var ya Bilal gerçekten. Herkes kötü bir sana. Adnan Sertler'in makası. Tamam tamam havanı at işte. Havanı at. Gördün mü? Ablaya merhaba de. Ablaya merhaba de. Sıla canım. İkna kabiliyetinde yani ikna etmek anlamına var. Oradan bir şey yapmış gibi konuşma sen de. Hayır ben bunu sana iyi niyetimle soruyorum. Allah Allah. Saçın ucundan aldı. Haklı olarak geriliyorsun da aynı şekilde. İstersen yardımcı olabilirim ikna etmek konusunda.
En azından ikiniz de sakinleşirsiniz belki. Biliyorsun ben biz gayet pozitif iyiyiz. Enerji güzel veriyorum. Ay evet, çok güzel veriyorsun. Biraz da mesleğine yansıtsan bunu. Gayet yansıtıyorum Sıla. Ama bak enerjin kötü, bana da şimdi kalktın olumsuz konuşuyorsun. O yansıyor, ikna edememene sebep olabilir diye düşünüyorum. Sıla, efendim. Son 10 dakika. Alıştım Muammer Bey, vallahi alıştım artık. Dur canım, dur, dur bebeğim. Bak ben bugün sinirlenmemek için böyle Sıla direniyorum. Sinirlenme. Sıla sakin. Güzel şeyler düşün Sıla. Ya sen bir sus. Sıla güzel Burcu şeyler düşün. Sen ağzını aç. Bak ben sana motivasyonda bulunuyorum şu an. Burcu işini yap. Nergis çok kesin. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? O benim arkadaşım, tabii ki söyleyecek. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ay ben bıktım bak, otur yemin ediyorum kökten alırım benim bak. Benim üzerime bağırma. Otur şuraya. Gerçekten sinirlerim kalsın. Sen kökten alırsın, ben de kökten alırım. Ne yaptın zannediyorsun sen? Bu ne? Ya hocam gerçekten artık bir şey yapın. Şuna bakar mısın Allah aşkına? Şuradan geçiriyor ya. Ya otur şuraya, şuradan lütfen. Diyorum, buradan kesiyorum, buradan geçiriyor. Saçın zaten bitmiş. Hayır. Bak kestiğim yere bakar mısınız hocam? Hayır, istemiyorum. Kesmeyeceksin. Git kendi saçını nasıl istiyorsan kes. Gitti. Git kendi saçını nasıl istiyorsan kes. Vallahi gitti. Yapacak bir şey yok. Gitmesi gerekiyor zaten ama Sıla sen de sakin ol lütfen. Ne gitmesi ya gerekiyor? Ya sen kesin falan yaptığını mı zannediyorsun? Şuna bakar mısın ya? Ben yaptım ya. Ancak ben bunu nasıl kullanacağım? 6 parmak kestim. Fazla bile kestik. Ki saçını asla kestirmeyen bir insan Aycan çok uzun seviyor. Ama senin 6 parmak ikna kabiliyetinden ettik oldu, canım. Mi? Aynen. Aycan da durumdan gayet bak, emin. Bak ben bugün gerçekten düşük puan alırsam gerçekten sana hakkımı helal etmiyorum. Etme. Bak ben belki bu hafta birinci olacağım senin yüzünden. Etme. Ya niye, ben o zaman şöyle kesimle, Niye? Benim psikolojim bozulursa senin umurunda mı olacak? Nergis hakkını helal etti mi etmedi mi diye. Sen buraya katıldın. Katıldım ve ben sana dedim şuradan konuştun. Kes. Neden şuradan böyle bir şey kesiyorum, bana? Sen buradan kesiyorsun. Yani şovunu. Ya ben seni tanıyor muydum buraya gelmeden önce? Tanımıyorsun da neden şu an ben şov yapmak isteseydim açtın mı şimdi benim ağzımı ya? Ne alakası var şov yapmak ya? Ben sana söylüyorum ki buradan bak, kes, sen buradan kesiyorsun. Söylediğin yerden kesiyorum. Bak elimde şu an makas. Söylediğin yerden kesmiyorsun işte. Bak ben işte, şey ölç, değilim ya. Ölç o zaman Nergis. Hayır ölç. Öyle değil. Nergis durur musun lütfen? Hayır hele böyle durur musun lütfen, kökünden kesin bırakacağım. Ne yapacağım ya, durmuyorsun ki yerinde. Arkadaşlar böyle bir insana saçınızı emanet eder misiniz? Siz bana hiçbir şeyinizi emanet etme. Hocam ciddi söylüyorum. Bunu bana keseceğim bir diyor ya. Ve ben gidiyorum. Benim meslek hayatım hiçbir şeyim kalmadı. Gerçekten kalmadı. Şu programda bir kere ağlamadım ama beni artık bugün ağlattılar. Yeter. Ben 15 sene bu meslekten ekmek yedim. Sizin ya, yüzünüzden ben mahvoldum. Afiyet olsun. La sakin. Yeter ya, yemin ediyorum artık. Ciddi söylüyorum hocam, verin birileri ben gideyim. Ya ben 15 sene ben bu meslekte ayakta kaldım. Yeter, gerçekten yeter. Yapmıyorum, verin bana biri. Bilal mutlu ol. Gerçekten mutlu ol. Lütfen sen, yerinde kal. Hiçbirinizi istemiyorum. Sen ben gidebilirim ya, tamam mı? Sen şu anda sadece şov yapıyorsun. Öyle kimse mi? Kimse de sana inanmıyor. 15 senedir saç kestiğin halde her hafta böylelerini aldatıyor, ağlatıyorsan... Tamam verin tabii ki lütfen kimse bakın gelmez. Rica ediyorum. Bana hepiniz şov mu yapma. Bana şov mu 15 senelik bir kuaför. Kes sesini. Böyle saçma sapan saçlar kesemez. Zaten kesiyorsa zaten 15 senelik kuaför olamaz. İnsanlar izliyor. Evet insanlar, İnsanlar izliyor. Sana yazıklar olsun, benim önüme şunları getirip benim modelime verirsen... Benim modelim bana nasıl güvensin? Bunları ha? Benim elime kim veriyor? Nasıl güvensin? Bunları benim kim elime veriyor? Kim veriyor? Sen kim verecek? Al bunları. Şuna al evine götür. Arkadaşlar ne oluyor al, ya? Hatıram kalır. Ben gideceğim ya, hatıram kalır bakarsın. Gerçekten bakarsın. Aklınca şov yapıyorsun. Yemem, umurumda bile şov değil. Şov mu? Evet.
Sıla bıraktın mı saçı? Burcu lütfen ya bak işine. Sen görme diye arkasını bayağı kesti. Önü böyle uzun böyle yarım yamalak. Biri sızın kalbi. Saçı mı yarım yamalak? Vallahi yarım yamalak ya. Saçın yarım yamalak değil. En alttan bir sıra kesin. Sen zaten bağırmaya başladın. Sıla tamam çok gerildim. Bak her yerim bozuldu arkadaşım ya. Git bak. Her yerim bozuldu. Her yerim bozuldu. Allah'ım ben başımdaki tane değil. 10 tane tamam. Geri var. Düzeltmeden hayatta gitmem düzeltmeden bana dön. Sakin. Bak ay ne güzel tamam. Hah. Dur şimdi. Nasıl dağılmış? Nasıl ay, annem dağılmış? Annem gibi davranıyor dedin hiç ya. Dur. Ya git. Güzelmiş. Hah tamam. Çok dağılmışsın relax. Relax. Güzel şuralarını düzelt. Ay delireceğim tamam, vallahi ben gideyim. Tamam saç kesimi yapıyoruz ama bu kadar da dağılmayalım. Kardeşim sen yeni doğmuş bebeğin mi beş parmağını kesiyorsun? O tarafla uğraşın birazcık ya. Ne tarafla? Modelini kesemeyeceğini anladığı için kaldırdı şu kadarcık. Hayır biz kestim. Sıla'dan en azından ben... umut ediyoruz. Kız kesiyor. Sesli ben de kesiyorum burada. Ben de kesiyorum burada. Küpe boyu dediler küpe boyu. Ne kesiyorsun? Merak ettim kestiğim. Murat abi hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi saçta. Bak orası saçta. Hiçbir şey kesmedi. Tamam işte kesmedi. Üç parmak kesti. Kesemeyeceğini anladığı için şey yapıyor. Ben kusura bakma bu aynen, kadar ya. Onun yani. Kesimi de zaten Muammer Bey'in. Üçü beş ya. Biz de öyle anlayacağız. Ben buradaki herhalde. Eldeki saça göre. Ölçtüm bilal, gösterdim beş. Kaç dakikamız var? 15 dakikamız var. Sen yaparsın. Bak 15 dakikamız var. Lütfen yapalım şu kesimi. Ben inanıyorum sana. Nergis Hanım güvenin. Bakın gerçekten... Bir şey söyleyeceğim. Sonuç güzel oluyor. Vallahi bak bu Nergis, işin esprisiydi ya. Nergis saç tık uzar. Uzar canım saç tık uzar. O zaman gelin ben de sizin saçınızı keseyim böyle. Uzayacak zaten. Altı üstü 5 santim. Vallahi. Hiçbir rahat şey, ol. Hiçbir şey olmaz. Nergis en azından uçlarından alalım. Uçlarından bir kesim alalım yapalım. Diyorsun almıyorsun ama. Nergis tamam uçtan alıp fön çekelim. Bari bir şişinlendirelim. İlk önce bir sakinleş ondan sonra saçıma dokun. Dakikam yok İlk önce Nergis. Sakinleş sonra saçıma dokun. Öyle böyle gergin insanın benim saçıma dokunması istemiyorum. Nergis o kadar vakti kalmadı. O zaman sakinleşecek. Hızlıca ikiniz güzel iyiyim. İletişim kurun. Bak en azından arkadaşım saçını, ben iyiyim diye bağırıyorsun. Saçının en azından ucundan alalım bir fön çekelim lütfen. Ucundan almıyorsun. Murat Bey içimden kolay gelsin demek geliyor ama bir şey yapmadığın için diyemiyorum. Bir şey yapmadın mı? Evet. Bakar mısın? Bakamam. Ne yaptın? Kırık aldın. Beş parmak aldım. Beş parmak. Bence böyle olur, de gösterdim. Zahmet etmeseydi arkadaş farz et salona gelmiş. Valla ben elimdeymişken iki kırık alırım yani ne olacak? Beş ben parmak aldım kat verdim biraz. Ne yaptın? Kat verdim. Ne aşağı doğru mu kat verdin? Allah zemine aşkına doğru. Bizi kızıştıracağınız onlarla biraz uğraşın ya. Sadece ucundan kes bırak bitti. Murat abi valla bak bir daha istemiyorum tamam. Bitti bitti makası bıraktım. Önler en uzun bırakacaktım. Baksana önler de gitmiş. Yo hiçbir şey gitmemiş ha yere bakınca anlarsın valla. Bak. Valla bir şey gitmemiş. Ölçersen zararlı çıkarsın. Ama ölçtüm az önce böyle ölçtüm kamerada Murat abi. O dökülen saçlarındır kesin. Hani dipten döküldüğü için sana öyle gelmiş. Bir tel miydi? Bir tel değildi böyle ölçtüm gösterdi. Buraya bakıyor olsaydın görürdün. Canım bak ben bakıyorum şu anda. Bir saniye. Yine buradan kestin ya. Oradan kesmedim ensedekini hani... almadım. Bak. Al. Ölçüyor musun? Bu değil. Bunlar değil. Ben bu böyle benim gösterdim. Saçım evet. Evet diplerim çıkmış biraz ama bu benim onlar saçım. Onlar ne yaptılar? Bir iki parmak bile kesmediler. Bak, bu benim saçım. İki parmak bile kesmediler. Bu da dağınık hali gerçi ha. Bak normalde bu. Şöyle. Aynı yeni doğan beş parmağı bak. Yeni ben doğan. Daha diğer kırkı uzunları çıkmamış da göstereyim. Beş. Kırkı çıkmamış. Aynen. Bakayım Bilal göremiyorum yerden. Ben de göremiyorum. Sen oradan hiç göremezsin. Ben buradan göremiyorum. Kırkı çıkmamış beş. Koskoca Etiler'de salonu var. Beş parmak ve üç parmak karıştıracak değil herhalde. Gidin o tarafla uğraşın. Hafta başından beri, bugün dördüncü gün, Murat Efendi gelmiş, şunu olacakmış da, şunu yapacakmış da, konsepte uyacakmış da, mışmışlarla gidip geliyor. Yani ya bir şeyi ortaya koyamıyorsun ya da bizi kandırıyorsun. Hele ki bugün daha yeni doğan beş parmağı önümüze çıkarttın ya, helal olsun. Bu muydu yani? Çok çok kesiyorsun. Kesiyorsun artık. Yok yok kesmiyorum bırak. Kesiyorsun. Kesmiyorum aşkım ucundan aldım. Ya şu an kırıkların gitti. Arkadaşına inanmıyor musun evet, sen? Evet kırıkları gitti. Sıla doğru diyorsun. Ne güzel verirsin birini. Zaten vereceğim, veriyorsun da. Birin garanti senin. Ben sana eksi bir vereceğim. Eksi. Şu yaptığın ya, hareketlerden ya, bir kere o eksi konuya bir vereceğim. Dün
Murat benim saçımı gömdü, beni savundun. Çok güzel olmuş dedin. Beğendim. Tam taş bebekledin. İki verdin, bir verdin. Sen hangi vicdan? Çünkü bir ve beşi kullanma mecbur olduğu için. Evet. Sadece de ne kalmıştı? Bir kalmıştı. Öyle mi? İlk evet. çıkan model benimdi. Beşin de vardı, birin de vardı. Pardon, ben karıştırdım. Senin birini Mira istedi. Onu duyacaksın. Mira istedi. Duyacaksın. Biz de yedik. Biz de yedik. Mira da makyajı beğendi. Tamam, izlediğinde yorumunu Mira yaparsın. Mira da makyajı beğendi. Bu nasıl İzlediğinde bir yorumunu ya? Yaparsın. Sanki gören diyecek burada kendi aralarında evcilik oynuyorlar o taş bebeklerle. Bilmiyorlar da 80 milyon insan onları izliyor. Herkesin alkışlayacak, merak etme. Hatta Murat'a dedik bunun neresi taş bebek değil dedi. Görüyor musun? Ya öyle bir Mira bir vermişmiş. Orada diyeceksin hop arkadaş ben sadece çok beğendim. İnsanlar bize gülecek. Bir mi olur ya bir? Aklınızca eğleniyorsunuz. Peki benim saçıma yaptığınız haksızlık ne olacak? Efendim? Benim saçıma da haksız puanlama yaptınız. Canım sen geçen haftadan yaptınız. Kaybettin. Benden 5 bekleme sen. O geçen hafta geçti. Sen geçen haftadan kaybettin. Sen 15 senelik arkadaşını o hale sokarak kendini bitirdin. Bilal, ben seninle yarışmak istemiyorum. Bilal sorunun dışında hep bir konuya geçiyorsun. Hep de söylüyorum yani elimden gelen her şeyi yapacağım sen git diye. Benim dün yaptığım saça haksızlık yaptınız. Ben de sana onu soruyorum. Bırak ya. Hadi makyajda bir şey demiyorum. Haklı olabilirsiniz ama benim yaptığım saç çok güzel bir saçtı ve gayet güzel bir taş bebek olmuştu. İnsanların akıllarıyla adaletten alay ediyorsunuz ya. Adaletten bahsediyorsun, ben de vicdanınız senden adil olmanı varsa, beklerdim. Vicdanınız varsa üç masaya da söylüyorum. Hakkıyla alana beş verin, kendime istemiyorum ya, ha. Ya deli yaptın şurayı ya. Hak ediyorsan vereyim. Ay. Model çıktığında bayılıyor, çok bir beğendim, harika olmuş, bir insan para için olmuş, bu kadar kendini olmuş, lütfen böyle yeter. Böyle olmuş. Gözümden düştün Bilal ya. Bana yapmadığın numaralar kalmadı. Ne numarası ya? Çok güzel numaralar ben yaptın. Ben eğleniyorum bütün... sizinle, eğleniyorum. Yok, eğlenmiyorsun. Eğleniyorum. Sen parayı çok seviyorsun arkadaşım. Bütün her şeyi çok onun için seviyorum? Yapıyorsun. Evet. Valla benim aslında çok şey kaybediyorum memlekette çok. Değilim diye ama... ...sizin gibilere de bir şeyler öğretmek için buralardayım. Bir kesimimi gördün şu ana kadar... Zaten onda da evet görmüyorum. Kabul ediyorum bir talihsizlik yaşadım. Yarın da gideceksin başka tencir da görmeyeceksin. Tencir pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorsun. Son 5 dakikanız. Şöyle bakıyorum da aranızdaki 10 farkı. Murat Bey ile senin aramdaki. Aramızdaki 10 fark derken? 10 fark. Aslında sana ben akşam ben de erinmedim. Hazırlık yaptım ama şu an modelimle yaşadığım talihsizlikten dolayı gösteremiyorum. Göster, biz buluruz. Gözde Hanım oturmasaydı yardım isteyecektim ondan. Dakikam kalmadı. Dur hayatım, dur. Hemen şöyle göstereyim ama dakikam yok. Nasıl 10 fark? Aralarındaki 10 fark? Cool'lukla, hani asabilik. Gözde Hanım ne olur benim dakikam yok. Ya ne kadar iyiyim, yemin ediyorum ya. Tutun, ben sizi sayayım. Bir bakar mısınız? Kadın kadına destek. Görüyor musunuz? Bak, vallahi kurban olurum aradaki, kendime. Baksana ne kadar tatlı gülmüşsün. Sen mi? Ne kadar masum. Adamdaki zerafeti, kaliteyi. Eşine çok selam söylüyorum. Çok şanslı. Aleyküm selam. Çocuklarıyla bak evli, mutlu, ne kadar güzel. Sana bakar mısın Fesas? Sıla, dikkat ettin mi? Yüzünde bir gülüş akıyor. Orada. Sinsice bir gülüş var. Bana yaptıklarını gördün değil mi? Ben gördüm. Ya, bana, gözden. Modelime, siz bir şey geçmiş modelime. Ben çok haklıyım. Hepsini gördüm. Benim bütün modellerimi bak, pencere var, buraya getir Murat Bey gerçekten. Arkada pembe ponçik var, ikinci fark. Yıldız var, üç. Yeşillik var, dört. Aha. Ondan sonra bakayım. Ben kırmızıyım, o siyah giyinmiş. Beş. 12 çizgili, altı. Benim kafamda ponçik var, yedi. Sen benim sakalım var, sekiz. Gülüş her şeyi ifade ediyor. Başka, benim söylemek istediğimi bile anlamadın. Başka, ben çok... Kaliteli gülüyorum. Aha, evet. 9. Çok şirinim 10. Boş verin Gözde Hanım. Bilal sen kendini öyle sen görmek istiyorsun ama biz seni öyle görmüyoruz. Gerçek. Maalesef sizin görmenize gerek yok ki. Beni tüm Türkiye öyle görüyor çok şükür. Ailem görüyor, çevrem görüyor, dostlarım görüyor. Of. Ah keşke onların gördüğünü biz de görseydik. Sıla ikimiz arasındaki farkı aramaya çalışıyor ama... Görmek istemiyorsun. Sıla ben sanatkarım. Bir. Sıla ben şirinim. İki. Sıla ben hem konuşup hem işimi yapıyorum.
Murat hiçbir şey yapamıyor. Konuşamıyor da, işte yapamıyor, üretemiyor da, sataşamıyor da, barışamıyor da, sevemiyor da, nefret de edemiyor. Al sana oğul. Sıla, sen bizimle uğraşacağına kendi sinema filminle ilgilen. Son 30 saniyeniz. Saçlar havalandı mı? Kırıklar gitti mi? Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kesiniz bitti. Sonbaharı yüzlere dökmeye hazırsanız 25 dakika süreniz var. Kendine yakıştıramadıklarını bize yakıştırmaya çalışıyor hanımefendi. Kim? Sen bana mı diyorsun? Sen bana mı diyorsun? Evet, ben sana diyorum. Beni kendinle karşılaştırma Mira. Zoruna mı gitti bir varmam? Benim aklıma girerken neredeydi aklın? Çok kıskançsın ya. Niye bu kadar kıskanıyorsun? Şimdi bugünkü konsept sonbahar olduğu için üzerinde de çok güzel bir sonbahar rengi var. Bende de var bak, evet, aynısında. Aynı bu tonları yapalım. Bizi çok eleştirdiler renksiziz diye. Hadi bakalım, bugün de bir renklendirelim. Bakalım ne diyecekler. Bugün ben hiç karışmıyorum. Tamam. Her şeyi sana bırakıyorum. Tamam. Yani o yüzden... Okey. Ne yapacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun? Sonbahar trend renklerinde kahveler, bronzlar, işte nüt bir dudak yapacağım. İnce bir lip liner ve kirpik çalışacağım bugün. Şimdi sana bugün kahve, bakır, sarı alt tonlarında çok güzel bir sonbahar makyajı düşünüyorum. Benim saçlarımı kısa dedi. Hayır, gerçekten çok güzel. Harika, yüzüne de gitmiş. Sen önden şey görüyorsun, kısa görüyorsun ama arkası normal, önü çok güzel. Senin yüzüne gidebilecek en iyi kesim, kim ne derse desin. Şimdi taş takmış, çok güzel yapmış. Küpelerinle de uyumlu. Mürdüm tonlarda kahve, yeşil ya da turuncu, onu kararsın. Doğaçlama gideceğim. Bol kontür, bol highlighter, borda bir rüş, okey? Ay şu çiçeğim. Biraz böyle bir mutluluk, bir enerji alayım. Canım çiçeğim, of. Ne kadar da güzeliz değil mi kızlar? Meltem. Pardon Ateşciğim. Kendine dışarıdan sipariş mi verdin çiçeğimi? Hayır tatlım, erkek arkadaşım beni yalnız bırakmamış. Ama neden kendisi alıp gelmedi o zaman? Sanki sen söylemişsin gibime geldi. Çünkü boş gezenin boş kafası değil, işleri var, çok yoğun çalışıyor. Olabilir, sana zaman da ayırıp gelebilir. Tatlım ayıramıyor çünkü boş gezenin serbest meslek değil, özel sektör değil. Olabilir, izin alabilir. Ne bileyim yani, gelmek isteyen gelirdi bence. Öyle değil, öyle olmuyor işler Miracığım. Bana çok tuhaf geldi, ne bileyim. Sana neresi tuhaf geldi anlamadım. Ayrıca çiçeğinin havasını yapıyorsun da ben burada 9 tane çiçek, 6 tane balon aldım. Bana hava yapma bence. Sen şimdi cidden çiçeğinin havasını benim mı benim aldığım ama hediyenin sınırı seninkini geçti. Ama bana ilk haftadan geldi, dikkatini çekerim. Kendine sipariş vermişsin anlıyorum ama pek cazip değil. Kişi kendinden bilirmiş işi canım. Bari biraz farklı bir şey söylettirseydin. Böyle pembe güller falan, o ne öyle basar. Ben böyle seviyorum. Önemli olan çiçek değil, üzerindeki not. Senin için gösteriş bence önemli olabilir olan ama... düşünüp elini alıp gelmesi. Bu benim şahsi fikrim. Bence kendi kendine sipariş vermişsin. Burada hava yapmak ben için. Ben ne diyorum? Niye? Bak ben böyle şey yaptım. Ben öyle yapmadım. Sen öyle mi yaptın? Elin kendinden gidersen bizde kaç kere girdi elinde kişi? Kişi kim ya? Tuna demiyor musun artık? Tuna. Kişi mi oldu? Sizin onun adını anmanızı istemiyorum o yüzden. Ha, o yüzden kişi oldu. Evet, seni hiç ilgilendirmiyor. İyi, o kişiye selam söyle bir yere. Söylemiyorum canım, selamın sende kalsın, olur mu? Niye selam da mı niye söylemiyorsun? Niye söylüyorsun? Söylemiyorum, senden gelecek selam yok. Meltem'e bugün çiçek geldi ama ben hiç inanmadım. Çünkü Meltem geldiği günden beri taklit yapıyor. Ve burada bana Tuna'dan çok fazla çiçek geldi. Yani Tuna Mira aşkına özenip kendisine çiçek göndermiş. Sen bizi mi kıskandın Meltem'cim? Sen bizi mi kıskandın? Ben sana çiçek gönderirdim.
Meltem sevgilisinden geldiğini iddia eden çiçeği kesinlikle kendi kendine gönderdi. Çünkü buraya gelmeden önce beni de izlemiş, Mira'yı da izlemiş. E gördü tabii Tuna Mira'ya çiçek gönderiyor. Ne yapsın? Kendine gönderecek tabii ki. Çok kıskançsın ya. Niye bu kadar kıskanıyorsun? Ben kıskanç değilim. Sen kıskançsın. Sen. Ne oldu? 2 gün önce bebiş bebiş geziyordunuz. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Sana mı diyeceğim? Sana evet. Dışarıdan sana. Sesler duyuyorsun evet, ya da öyle duymak istiyorsun ama ben sana asla bebişim demem. Dışarıdan diyor sanki karşısında yokuz. İlginçsin birbirinize ya. Birbirinize dediniz burada aşkım bebişim dediniz birbirinize. Kim? Yine derim ama siz ben onu sevdiğim için Mertem. Değil. Ben onu sevdiğim için söylemiyorum. Ya çünkü beni sevmek zorunda olma. Beni sevmek zorunda değilsin ama bana saygı duymak zorundasın. Bunu da öğren. Kaç yaşına gelmişsin. Ben sana saygısızlık yapmadım. Saygı senin hakkında ne? Benim bu çocuk tavırlarımla uğraşamam. Saygı denince şu senin aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Konuşma tarzın bile geliyor. Davranış şekillerinden anlıyorum ki sen saygı tamam, gösterecek sensin. Biri değilsin. Benim zaten. Ah şunu anlasan da keşke ama bıraksan. Ama bunu sensin olduğun için değil. Yapma. Çeneni kapatman için söyledim. Bunları yaparken bile yapmayacaksın. Söyleyecek laf bulamayınca ben. Sen aynen işte sen. Aferin. Senin lafların. Tıkan. Kızlar bir dakika bir şey merak ediyorum ben. Meltem sen sevgilinle nasıl tanıştın anlatsana biraz. Ay bir dakika hemen anlatıyorum. Heh. Modelim izin alabilir miyim? Biraz anlatsın da belki modeli bırakır da işini yapamam. Ay bir dakika bir yandan yapmam lazım değil mi? Pardon bunları şey yapamam. Şimdi benim erkek arkadaşım Marmaris'te çalışıyor. Kendisi polis. Ben de tatile gidiyorum Marmaris'e ve ayrıca 5 yıldır orada çalıştığım kuaförler var. Gelin makyajlarına gidiyorum. Bir gün işte Marina'dayız, geziyoruz. Daha doğrusu biz bir haftadır bakışıyoruz, tamam mı? Bir haftadır. Tamam. Marina'ya gidiyoruz, ondan sonra göz göze geliyoruz falan. Ben diyorum bu çocuğu nasıl bulurum, nasıl bulurum? Yine işte ben kurnazlık edip bir internet sitesinden orada check-in yapıyorum. Daha sonra o da beni görüyor, ekliyor, konuşuyoruz. Böyle tanıştık yani. Sen mi buldun? Ben bulmadım. Onun beni bulmasını sağladım. Çok iyi. He, orada bile çocuğu zorla kendisi buldu. Zorla mı tuttum eklettirdim ben kendimi ya? Ya öyle bir dakika, de bir dakika nasıl sağladın? Sen bayağı bir o zaman stalker deniyor hani böyle hesapları gizli gizli bakan insanlardansın sen. Ay lütfen ya. Öylesin demek ki. Nasıl tanışacaktın? Çocuğa bayağı bir nasıl tanışacaktın? Kumpas bir dakika, kurmuşsun. Bak, bayağı bir kumpas. Bir dakika bir haftadır bakışıyoruz. Sen ne yapardın? Ya Allah Allah git insan gibi merhaba de. Benim bayan olarak söylemem, kadın olarak bayan söylemem. Bayan ve kadınlarla erkekler eşit olduğuna göre böyle bir problem de olmamalı. Ayşegül'cüğüm makyajları kontrol eder misin? Tabii. Bir şey var diyeceğim de diyemiyorum. Bilmiyorlar yukarıdan. Vallahi hiç dedikodu yapacak halim yok. Kimsenin de günahını almak istemiyorum. Boş ver. Canım da sıkkın zaten. Hiç uğraşamam dedikoduyla falan. Sizi çağıramadık. Kısmet olmadı. Evet oğlum ben bana rahat ettim. Yoksa arkamdan çekiştiriyorlar beni. Öyleymiş. Ben de kurtardım bunu. Ateş bu arada fark ettim de Miray'la olan iş birliğinizi en içten dileklerimle kutluyorum. Ne diyorsun vatana ya? Vatana millete hayırlı ne uğurlu ya? Olsun. İş birliğinden bahsedene bak ya. Ateş sen gelmiyordun burada yoktun. Sen bir sus ben cevap veririm. Ben zaten Ateş'le işbirliği yapmak için neden bir sebep arayayım Buse? Ben senden önce de buradaydım. Senin onun puanıyla mı kalıyorum sence? Sen de bir veriyorsun, o da bir veriyor, o da bir veriyor. İşbirliğinden bahseden kişiler sen misin Allah aşkına? Puana gelmişken... Ben senin işbirliğini çok güzel de ortaya sarmıştım arkadaşlar. Tamam, yeni. Hadi bakalım. İstersen tekrar anlatayım. Madem puana geldik tekrar neden dünkü makyajıma... Hemen beni dinle. Ortaya. Jürinin 5-5-5 verdiği halde Sıla'nın da övüp övüp evet, bitiremediği halde neden Özlem, bir verdiniz? Özlem ablalar buradayken yaptıklarınızı ne çabuk unuttunuz neden ya? Neden bir verdiniz? Ne çabuk övüp unuttum. Övüp neden bir verdiniz? İşte hak yolunu buluyor anladın mı? Nasıl burada bir şeymiş? İnsanların hakkına girmek nasıl bir şeymiş anlat bir. Burada yüzümüze konuşurken diyorsun ki çok senin güzel olmuş makyajı şey. Beğendim. Saçı beğendim senin ama bir veriyoruz. Profesyonelce yarın yaptığın şey anladın mı? Yarın olduk bugünü de izleyeceğim merak etme. Hadi bakalım. Merak etme. Ben sen sanıyorsun ki burada o an kapanıyor dışarıda konu. Dışarıda Bilal'le size bir vereceğiz.
siz birinci olamayacaksınız diyen kişisiniz siz ya. Kim kimin hakkına giriyor belli. Ne zaman belli. Demişim böyle bir şey ya? Ya bırakın ya. Ne zaman demişim? Sanki emeğinle yap vereyim. Ben seni kaç haftadır burada gördüm. Bak dün beğendim verdim. Ben sana veriyorum. Hayır, sen dün beğendiğin için vermedin. İnsanları kandırma. Sen kafanda kurduğun hesabı yapmaya çalıştın, anladın mı? Kafanda neyin hesabını kurabilirim? Çok iyi biliyorum. Neyin eğer öyle bir şey yapsaydın, iki gün önce de 5 verirdin, o gün de yüksek almıştık. Hayır. Senin kafandaki hesabı ben biliyorum, ben sana değilim. Dün iyi yaptığın için verdim ve puanın bana çok yakın olduğu halde. Senin yaptığından dolayı seni ben çok iyi tanıyorum. Sen ben kendini kandırıyorsun. Ben sizin gibi değilim, ben sizin gibi değilim. Dün iyi yaptın verdim. Sen bizim ve gibi sen olamazsın. Şu an bana i̇şten en yakın kişisin. Anladın mı? Bana en yakın kişi olduğun halde dün sana iyi yaptın 5 verdim. Sen işten pazarlıksın. Bugün de iyi yap mı? Yine vereyim. Zoruna mı ben gitti bir değilim. Vermem? Benim hakkıma ben girerken neredeydi aklın? Buse Miray'la benim işbirliği yaptığımı söylüyor. Bence hayal görüyor. Benim kimseyle işbirliği yapmak gibi bir niyetim yok. Çünkü ben haktan yanayım. Bana nasıl davranırlarsa, nasıl gelirlerse ben de o şekilde davranırım. Buse Ateş ile benim bir işbirliği yaptığımı söyledi bugün. Yalnız Buse'cim sen her gelenle benim işbirliği yaptığımı düşünüyorsun. Ben anlayamadım. Ben hangisiyle yapıyorum acaba? Bence kişi kendinden bilir işi, sözleri, deyimini sana şu an ben yaşatıyorum. Çünkü sen kendi yaptığın koalisyonları bana yükle çalışıp kendini temize çıkarmanın peşindesin. Ama yemezler. Bir dakika, bir dakika. Burada dönen oyunların ben de farkındayım Biracığım. Ben sana söylemiştim. Burada kimseye güvenme. Sen yoktun, ben vardım. Ben kimseye güvenmiyorum. Ben sana anlatayım istersen. Ben senden dolayı dedim zaten. Senin yaptığın oyunların farkındayım dedim zaten. Anlatsana. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Dün makyajımı beğendin, Sıla da saçımızı beğendi. Kusurlarınızı da söyledik. Çok komiksin ya. Çok komiksin. Ben beğendim diyorsam en azından puanımı da veriyorum. Bana i̇şte en yakın olduğun işte halde. Vermiyorsun. Samimiyetsizsin sen. Samimiyetsiz olan sensin ki ekran önünde şey aile arsa bir dakika, ayrı. Buse bir dakika. Ben araya girmek zorundayım. Yani şu puanlama konusunda ne olur en son konuşacak insan sensin. Aynen. Ben miyim? Evet. Sen bunu bana mı söylüyorsun Ateş? Senin hiçbir lafına güven olmaz. Burada biri kullanmak zorundayım ve aramızdaki Peki, en bir şey kötü söyleyeceğim. Sensin. Bir şey söyleyeceğim. Sen bir karışma Ateş. Dışarıda neden Ateş'e sana 5 vereceğim deyip o gün bize verdin çocuğu kandırdın? Ne zaman? Sana. Ne zaman? Sana bütün duygularımla söylüyorum. Ben puan konuşmayan tek insanım burada. Yani ben burada puan konuşmayan tek gördüm. İnsanım. İki koalisyon yapmayan tek insan tek takımız. Net yani kıvraksın. Kendi oyunlarını bana alet etme. Yok ben duyduklarımı, kendi kulağımla duyduklarımı söylüyorum. Kendine neden? Yakıştıramadıklarını bize yakıştırmaya neden? Çalışıyor hanımefendi. Kim? Sen bana mı diyorsun? Sen bana mı diyorsun? Evet ben sana diyorum. Sana zaten bir şey demiyorum. Demek sen yanlış masaya oynuyorsun sen Meltem, yanlış masaya. Sen de kandırmaya müsait bir insansın ki. Ateş neyse, sen çok iyi sana mı oynayayım? Sana mı oynayayım? İzle gör bak güvendiğin insan seni nasıl gönderiyor. İzle gör. Bak şimdi. Oynat bakalım. Meltem yanlış masaya oynuyorsun. Sana oynuyorum şimdi. Gel oyna. Tatlım al bak bu korrektör yapmana yardımcı olacak. Yüzdeki bu sivilceler falan var ya onların eşitlemene yardımcı oluyor kendi ten rengiyle. Bunu kullan tamam mı? Hı hı. Makyajını görelim. Hı hı. Sen niye ona tüyo veriyorsun ki? Kaç gündür yapamıyor biraz acıdım. Hmm, sen kendi haline acı ya. Buse zehrini vermişsin kıza. Bravo. Sen kendi haline acı şu kıyafetini. Hiç bir şey vermedim. Herkes bunu oraya görüyor. Verdim. İzleyerek gelmiş verdim, çünkü. Verdim izlemedim ben merak etme. Ben onu da savunmuyorum. Onu da asla savunmuyorum. Ben burada kimseyi savunmuyorum. İnsan sağırıyor. Bir tek kendimi savunmaya hadi. Geldim ben buraya. Ya, sizin gibi kendimi göstermeye ya. De gelmedim. Vallahi var ya Mira buraya ilk geldiğimde sana çok yüklenmiştim ya. Şu anda çok pişmanım. Sen hani zaten habire herkesten özür dile. Taklidini görüyor. Yanlış yaptığım zaman özür dilemesini bilirim ben senin gibi değilim. Her an yanlış yapıyorsun. Yo. Tanıma aşamasındayız sonuçta birbirimizi. Tamam tanıdıysan yarın öbür gün tanıdım, gidelim. Yarın hatta yarın. Senin gibi birini tanıdığım için çok üzülüyorum. Günleri karıştırdım sizin yüzünüzden. Senin gibi birini tanımaktan çok üzülüyorum. Sen beni bir daha hayatında göremezsin. Bak sen de Bilal'le birinci olmak için arkadaşınızı satacak insanlarsınız. Canım bunu sen de duy bunları. Bunu yapan sensin. Burada bunu herkes çok açık gördü. Hayat abla da Özlem abla da gördü. Siz onlar sen gittikten Hayat sonra yükselmeye başladınız. Sen şımarmışsınız. Onlar gidince ama, çok üzüldün görüyorum. Ama onlar gittikten sonra bunlar unutulmaz. Ben her gün senin yüzüne görüyorum. Söylerim. Sen göründüğünün çok farklısısın anladın görüyorum, mı? Görüyorum merak o etme görüyorum. O kıza da zehrini vermişsin ama o da bir gün görecek. Ben tıpkı onunla bizim hiçbir şeyde konuşmadım. Gibi. İzleyerek sen gelmiş. Göründüğün gibi onu da savunmuyorum. Değilsin, seni de savunmam. Sen gerçekten
unutma. Dışarıda da öylesin, burada da öyle. Hangi yüzüne konuşacağımı şaşırdım. Yani herkes kahve tonları tabii ki. Ya, sonbahar. Tatlı tonlar. Tatlı tonlar. Mira tatlı tonlar kullandım dedi, turuncular. Buse de çok güçlü bir göz makyajı yapacak. İyi ki istediğim, yani inşallah istediğimiz gibi yapar. Yani böyle büyük bir yüzü var, büyük bir göz bekliyorum ondan, kirpikler falan. Meltem de kahve tonlarında yapıyor. Renkli gözlere çok yakışır. Ama bir ışıltı falan katacak mı bilmiyorum. Ama böyle o da güçlü bir göz yapacağım dedi. Şey, çok keskin gölgeler yapmış Ateş şu kenarlara. Hani onları böyle lokal olarak bırakmaz inşallah. Dağıtır yani. Yumuşak bir geçişi olmalı. Herkesten kahve tonlarında makyajlar göreceğiz yani. Son 20 saniye. Hadi hızlanın. Bugün alacağınız puanlar çok önemli. Son 10, 9, 8, 7, 6, süreniz bitmek üzere. Son 5, 4, 3, 2, 1. Eller aşağı, modellerden uzaklaşın. Elinize sağlık. Sıkmayı sıkacağım. Hadi. Hayır. Ben beğendim. Beğendin mi? Evet, vallahi çok garip. İnanır mısın? Hayır, inanmam. Bana inanmıyor musun? Bana Kadir inanır. Tamam, okey. Şimdi makyaja geçiyorum. Göz makyajını da çok demode buldum. Sensin demode, düzgün konuş. Göklere çıkarttığı şeyi böyle zeminden topluyoruz, öyle. Ama Allah Allah. Kullanmaya çalıştı da ben yakaladım tabii. Bir dakika, ne yakaladın ya? Bilal, artık söyle, sen de kurtul, biz de kurtulalım kaç gündür lütfen artık. Neyin kafası bu Murat? Ben makyajla güzelleşen bir kadın. Niye böyle gözlerini açtın, aynada kendine bak diyor. Sol gözü çok güzel olmuş. Keşke sağa doğruya benzeseydin. Kuaförüm sensin de günlerden kesim, zor bir günü geride bıraktık derken geldik daha zor kısma, yani değerlendirmeye. Biz hazırız, sizler de hazırsanız ilk olarak Sıla ve Mira'nın modeli Nergis Abasova gelsin. Kapansın, Nergis kendine baksın. Bebek gibi olmuş yine. Gel. Ne hissediyorsun? Çok teşekkür ederim. Gerçekten beğendim. Bir dakika, kime teşekkür ediyorsun? En çok Sıla'ya teşekkür ediyorum. Kesmedi saçımı, kırmadı beni. Biraz aramızda şey olsa da ama sana da çok teşekkür ederim. Zaten makyajına laf yok. Bebişimsin, çok yakıştı sana da. Tam bir sonbahar kadın olduğunu düşünüyor musun şu an? Evet. Neye sevindin? Saçımın kesilmediğine ve güzel gözüktüğüne şu an. Rahatladım. İyiyim. Çok zor bir gün oldu yine sizin için. Evet, gerçekten. Neler diyeceksin Sıla? Çok üzüldüm. Yani ben her hafta yaşıyorum bunu ama bugün gerçekten çok üzüldüm. Çünkü ben Nergis'i dinledim. Aramızda bir güvensizlik söz konusu oldu ama gerçekten Bilal çok etkili bu konuda. Hala bağırmaktan boğazım ağrıyor. En azından mutlu oldu, ona sevindim. Yaptık çalışma ama bakalım yani jürilerimizin... İçimden geleni söyleyeyim. İnan ki bir ara ya çekil şuradan, oturup o sandalyeyi... Sıla, beni nasıl görmek istiyorsan öyle kes, ben ay, sana güveniyorum demek ay, çok istedim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. O yüzden kaçtım buradan. Ben bugün biraz daha rahatsızdım, biliyorsun. O da üstüne gelince senin öyle bir şey oldu, evet. Ama iyiyiz şimdi. Tam kuaförde yaşanan tipik dramlar, durumlar değil mi Adnan Bey? Yani tipik değil ama masa içinde yaşanan tipik dramlar. Evet. İşin açıkçası salonlarda bu kadar sık bu dramlar yaşanmıyor. Ben de yaşamadım. Gerçekten salonumda asla hiç. Mira, sen neler diyeceksin?
Ben karşımda zaten tam sonbahar kadını görüyorum. Ona uygun güzel bir makyaj yaptım. Dudaklarını nüt bıraktım. Nergis'in yüzü de o kadar güzel ki o güzel renkli gözlerini ortaya koymak için çerçevesini bugün çalıştım. Konsepte gayet uygun bir makyaj yaptım. Kendisine de saçları böyle çok yakışmış. Teşekkür ederim. En azından kırıkların gitti, canlı bir saç çıktı ortaya. Evet, hasta olduğum için de çok yüzüm böyle, gözlerim şişmişti. Zorlandı biraz ama çok sağ ol. Can sıkıntısıyla çıktığı için bugün zaten programa biraz canı sıkkındı. O yüzden üst üste bindi her şey. Beş parmak bugün nasıl geldin acaba, hatırlayalım. Suratım. Sen dön de biz seni görelim yan yana. İndirelim. Nasıl oldun Bilal? Yani bu fotoğrafı görmeyinceye kadar harbiden dedim vallahi Sıla kesmiş. Gerçekten kesmiş dedim. Keşke bu fotoğrafı görmeseydi. Yok canım kısalmadı, merak etme. Kırıkların gitti, emin olabilirsin. Maşada yapınca bir santim de oradan çıktı. Yo, ölçebilirsin. Ama ben Sıla'nın dediğim gibi her seferinde ağlatıp nasıl beğendiriyor hala şaşıyorum. Nasıl beğeniyorlar, helal olsun, gerçekten helal olsun. Yani ben beğendim. Beğendin mi? Evet, çok garip değil mi? Evet. Vallahi çok garip. Ben de teşekkür ediyorum. Ağlattığın halde nasıl beğendiriyorsun, helal olsun. Ağlatmadı, sadece tamam, aramızdaki tartışma oldu. O değil. Efendim? Tam tersi oldu bugün, ben ağladım. Ya her neyse, sonuçta orada bir ağlama vardı. Ama dediğim gibi çok bir şey kesmemiş. 5 parmak değil, 2 parmak kesmiş. 5 kesseydi herhalde cinnet geçirdi orada birileri. Yani seninle yarışmak zor Bilal. Yüzüne yakışmış. Ama maşayı kötü yapmış diyeceğim ama şimdi yetişmedi. Son 1 dakikada tam yetişmedik. O yüzden yorum yapamıyorum. Murat sen neler diyeceksin? Ben de çok fazla kesilmediğini düşünüyorum. Şekillendirmesi de çok kötü oldu. Zaten saçı hiç göstermiyor şekillendirme. Maşalarıyla biraz zaten 2-3 santim de yukarıda duruyor şu anda. Yani tarasak o kadar kesilmediği Allah'ım, belli olacak. Allah'ım kuaför bunu nasıl böyle bir yorum yapıyor? Yani yüzüne de yakışmadı. Ediyorum. Biraz daha hareketlendirebilirdi yüzünü. Ama tabii fırsatı olmadı. Yani imkanı da olmadı. Sizin 45 dakikada şey yaptığınızı ama ben galiba 5 dakika kala kesime başladım. Son 1 dakikada şekillendirme bir tane daha eklenmedi. Ne mutlu sana. Sen de evde git çalış getirirsin, tamam mı? Burada yarın da sana görev veriyoruz. Gözde Hanım ben yakından bakmak istiyorum. Çok gerçekten kesti mi kesemedi mi? Erkan'ın dalga neredesin? Da var. Çok bozmadan dokunmadan. Yani açıkçası çok bir fark yok. Ama gerçekten modeli de çok zorladı. Şimdi orada da bir şey diyemiyorum. Beğendim diyorsun. Ama gerçekten başladığın andan itibaren çok yıprattın hepimizi. Biz de çok gerildik. Zaten olan saçın, modelin bu olacaktı. Keşke bu kadar hiçbirimizi yormasaydın. Baktığım zaman çok fazla da kesilmiş bir saçta göremedim. Arkadaş hiç kesilmemiş gibi neden yorum yapıyorsunuz? Sıla yakından baktım, çok bir şey fark etmemiş. Evet biraz şekillendirmeyle biraz saç havalanmış, bir form kazanmış. Sana zaten bir şey ben diyemiyorum. Bak ben o saçtan nereden baksan 3 parmak saç kes. 3 parmak ama kadar var. Parmak. Konsept en kadar yok. Kadar tamam, o zaman konsepte uymamış diyelim ve çekelim. Ben konsept üzerinden konuşuyorum. Uymadı, şekillendirmeyi şey iyi yapsaydın yok. Bence şekillendirmede bile bir şey çıkardı ortaya ama dalgaları bile son ters. Son 1 dakikada yani, yaptın sen bak, ne diyorsun? Bak sol tarafın dalgaları öne doğru geliyor. Yani su ya, dalgası gibi iki tarafa dağılmıyor. Kesim şey hataları var. Mecburen bu şekilde bir dalgayla kapatmış. Değerli üstad diyeyim sana. Şekillendirmeyi de mazur gör. Neler yaşadım ben ya. Ya bence çok basit bir şeydi. Yani dalgaların yönleri bile etkilerdi. Sen onu da yapamıyorsun etkilerdi. Ya. Keşke sesim şu an iyi olsaydı. Sen beni konsepte uygun bir saç kesimi yok ama çok da bir şey de diyemiyorum. Gerçekten Sıla da çok gerildi. Evet, ikna etmekte de belki biraz problemi olabilir. Orada da hata yaşıyor. Model yükselince Sıla daha da yükseliyor. Ben arada sakinleştirmek için gidip pudresini falan düzelttim. Sonra zaten biraz işe yaradı ama. Tamamen gerildi. İkna etmekte sanırım sorun var biraz. Bu kadar kesilmişken 3 parmak diyor. Çok göremedim ama 2-3 parmak daha oradan gitse çok bir kaybın olmazdı.
gördüğümü söylüyorum. Yorumum bu kadar. Tamamen iletişim problemi sebebiyle yaşanıyor. Yani büyük ihtimalle. Çünkü Sıla modeli ya haklı olabilir ama onun daha sakin karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Ateş, makyajı nasıl buldun? Öncelikle sizin adınız neydi? Nergis. Nergis. Nergis Hanım, niye katıldınız buraya? Niçin geldiniz? Siz programı izlediniz mi daha önce? Evet, izledim. Burada saç kesildiğini biliyorsunuz. Bunu soracak insan siz misiniz? Bunu soracak insan ben değilim, değil konu. Siz bu programı izleyerek geldiniz. Buradaki ben şimdi Sıla Hanım ya da arkadaşlara değil de modellerle de ilgili bir problem var anladığım kadarıyla. Çünkü biz ilk defa hani yeni bir modelle çalışıyoruz. Bizim olduğumuz hafta kendi tanıdığımız vardı. Siz bunu izleyerek geliyorsunuz. Sizin saçınızın kesileceğini, makyaj yapılacağını biliyorsunuz. Çıkıp da kuaförde gördüğünüz, tanımadığınız birisinin salona girmiyorsunuz. Kalkıp gelip hanımefendileri ya da burada çalışan insanları bu kadar bezdirecek hareketler yapma hakkını nereden alıyorsunuz? Cevap vereyim mi? Verebilirsiniz. Siz de buraya yarışmaya geldiniz ama kaç gündür buradayız, bir makyaj göremedik sizi sizden. Ilgilendirmez sizi ilgilendirmez benim yaptığım makyaj. O zaman bu da sizi ilgilendirmez. Teşekkür ederim. Hayır, jüri değerlendiriyor, jüri veriyor puanları. O sizi hiç ilgilendirmez. Ben buraya seçilmişim, yarışacağım. Hem de ikinci haftam. Ama siz bu şekilde davranamazsınız. Çünkü Sıla Hanım gördüğüm kadarıyla inanılmaz derecede morali bozulmuş. Saçınızı 3 parmak, 5 parmak kesse ne değişecekti sanki? O yüzden Sıla, saçına mükemmel diyeceğim. Harika diyeceğim çünkü bayağı seni yıpratmış. Saçma çünkü bu hareketler. Ha, ben size söyleyeyim mi fikirlerini? Benim de yarışmaya model olarak katılmayı bekleyen, başvuru sırası bekleyen arkadaşlarım var. Hı-hı. Ve kesim olacak, boya olacak, emin misiniz dediğimde aman biz ikna ederiz, biz ucundan ağzını öyle kestiririz. Öyle bir şey yok işte. İnancıyla katılıyorlar buraya, inanır mısınız? Ama yok öyle bir şey, burada bir yarışma var. Bizim ikna etmemiz işte gerekirken, evet. Makyaj yorumlarıyla makyajı devam edelim. Makyajı söyleyemedim. Makyajla ilgili neler söylemek istersin Ateş? Makyajı beğendim. Sıla'nın, hep Mira ile Sıla'yı karıştırıyorum. Mira'nın son bu hafta yaptıkları işleri beğenmeye başladım. Gayet güzel olmuş. Beğenmeye onun için bir şey demeyeceğim. Beğenmeye başladım. Bence hep güzeldi de sen neden sonradan başladın? Bilmiyorum, sonradan sana hiç sempati duymuyorken artık böyle biraz... Seni de gerçek olduğunu anlayınca sevmeye başladım seni. Çünkü ben samimi bir insanım, o yüzden de teşekkür ederim güzel yorumların için. Meltem, senin yorumlarını alalım. Ben göz makyajını beğendim, geçişlerini beğendim. Ama dudağını keşke nude tutmasaydım, biraz daha bordo tutsaydım. Hani biraz daha sonbahar havasını yansıtırdı. Kontür mü yapmaya çalışın yoksa allık mı sürmeye çalışın sadece anlamadım. Sadece de şeftali bir allık sürdüm, bugün kontür uygulaması şeftali yapmadım. Şeftali mi? Buradan biraz bir açabilir misin? Daha çok turuncu gibi gözüküyor ama keşke... Yok, turuncu değil. Kahve tonlarında kullansaydın daha iyi olurdu. Bir de alnı geniş olduğu için alnını da daraltabilirdin. İnanır mısın? Bir Hayır, dakika inanmam. İçerisinde neden? İnanmam. Neden? Sana inanmıyorum. Bana inanmıyor musun? Bana Kadir inanır. Sen inanır mısın? Ben hayatta inanmam. Ben de sana hayatta güvenmem. Sen insanın sırtından bıçak versin. Güvenme. Dostum Anladın değilsin mı? Bir şey değil. Zaten neyse, senin dostun olarak başladığım için yorum bu durumdayım. Aa, yazık oldu. Teknik yorum duygularımla yapıyorum. Duygularımla oynadın Buse. Senin duygularına duygularımla herkes oynadın. Duygularımla oynadın, kandırdın. Yalancısın. Evet, makyaj Buse, yorumuma geçmek istiyorum. Buse, senle sanki teknik üniversite bilmem sen ne bir teknik yorum yapıyorum. Herhalde. Teknik. Evet. Bu ne? Burada sürekli sen mi teknik mühendis yorum yapacaksın sen? Ben teknik mi? Yorum ben yapıyorum. Mühendislik öğrencisiyim. Tamam, o zaman mühendislikle ilgili yap. Teknik öğretiyorum. Niye? Burada hani nedir bu sendeki özgüven patlaması? Burada ne? Bu size özgü bir şey. Yo. Ayrıca sen niye giriyorsun? Niye avukatlığını yapıyorsun? Yaparım sana ne? Sen oranın avukatlığını yapıyorsun ya. Ben anlamadım. Koalisyon diyorlardı ya, koalisyon. Sen oranın avukatlığını yapıyorsun ya. Koalisyonu. Ne gördün, ne konuşuyorsun? Hadi bize bir görsel çıkar da şurada izleyelim. Ne anlamadım? Kulağınla, gözünle, bak kulağınla duymadan, herkes gözünle izliyor, görmeden. Herkes izliyor, herkes görüyor. Hiç kimseyi suçlayamazsın, anladın mı? Ben gördüğümle zaten savunuyorum. Avukat da tutsan gördüğümle yapamazsın. Ben böyle konuları tutmuyorum ben giriyor, senin gibi. Avukat giriyor, tutmuyorum ben senin gibi tatlım. Tamam, okey. Anladın mı? Boş insan söyle. O hareketler ne öyle? Allah aşkına tam karşındasın. Çok iticisin, farkındasın. Ne o zaman? Bunlar ne? Ay. Bana bir vereceksin ya, insanlığın gözünde bana vereceğin birin sebebini sana yapıyorsun. Sana ben birini veririm biliyor musun? Senin insanlığından veririm. Bana yaptığın İnsanlığından iki yüzlüğüne değil, veririm. Yaptığın vereceksin. İşine değil. Bugün iş yapmadın ki vereyim. Soluk bir tane kız çıkardı. Komiksin. Dur gelince konuşuruz bunu. Komiksin. Bekle makyaj yorumla devam eder misin? Ben sana puanını veririm zaten. Ben zaten uzatmıyorum hiçbir zaman. Ten rengini... Modelin rengine uygun bulmadım. Boynuyla bağımsız duruyor.
Göz makyajını da çok demode buldum. Sensin demode. Ve amatörce yapmışsın göz sensin. Makyajını. Dağıtamamışsın amacan bir şekilde. Ya öyle mi? O zaman yorumumu dinler misin? O zaman makyajdan yorumumu anlamıyorsun. Yorumumu dinlersen beğenmedi. Bir şey söyler misin? Demodeyim. Anlamıyor musun? Gaza gelme diyorum. Hayır, sana. Hayır gaza gelmiyor. Tamam ne yorumumu uzatıyorsun yapıyorum. O zaman ya? Makyaj yorumum bitti mi? Amatörce yapmışsın demode olmuş. Senin gibi o zaman öyle diyelim. Senin keşke gibi demode gibi ve amatör bir kişilik. Puanları yazın lütfen. Onun modelinden ben bile gerildim. Gerçekten Sıla stüdyoyu terk edecekti. Yani bunları bile göz aldı. Ciddi bir mücadeleye rağmen güzel kesmiş. Yani bunu en azından kesim yapıp şekillendirip aynen son anda yaptıysan, çıkarması da büyük bir başarı. Onun için hakkını yiyemem. Gerçekten çok gerildi. En azından son dakikada bile yaptı. Çıkardı. Makyajı beğendin mi? Hayır, çok demode. Tamam, saçta da bir şey yok zaten. O yüzden bir veriyoruz. Hı-hı. Tamam mı? Saç ortalama çok iyi değil. Çok. Yani makyajı beraber. Aynen iki. Muammer Bey nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ilk önce Nergis'e bir iki kelimem var. Sıla'yı yedim bitirdim masada. Eğer ben Sıla'nın yerinde olsaydım senin dükkanımdan kovmuştum. Bak bu kesin yani. Yani bu kadar kapris, bu kadar şey yapılmaz. Eğer kuaföre geldiysen oturup kuaförünün sözünü dinleyeceksin. Bir. Şimdi bizim verdiğimiz talimatları kuaförünün sana sunumu olarak veriyoruz. Ama sen kabul etmiyorsun. Ve gerçekten Sıla'yı çok yordun. Bir de Sıla seni tebrik ediyorum. Ay bilmiyorum hayat ve özlemden sonra Bilal bir şey yaptı değil mi? İvme kazandı. Sıla'ya öyle bir hal oldu. Ne oldu bu çocuklara ben anlamıyorum. Sadece ikisini değerlendirebiliyorum. Çünkü onlarla bir arada uzun vakit geçiren onlar. Ve Sıla 3 santim diyor ama Sıla şu kadar kesti. Ben buradan gördüm. O şimdi sen yine cazlamayasın diyor. Ben car car car. Çocuk 3 santimlik. Yine korkuyla. Ama bu olayı da gerçekten yapan Bilal. Hepinizi evet. O azdırıyor. Kızın çok, başına çok veda ediyor burada. Bir de şu var. Güzel kadın var, yine güzel kadın var. Ama makyajdan güzelleşen kadın var. Bir de güzel olup makyaj yapıldığı zaman afet olan kadın var. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Sen makyajla güzelleşen bir kadınsın. Niye böyle gözlerini açtın? Aynada kendine bakmıyor musun? Ben kendimi güzel burada insan oturan, olarak burada oturan Nergis'in suratı neydi? Şimdiki Nergis'in suratı ne? O ama farkı o zaman söylüyorum. Hastaydım hocam. Hayır hayatım. Öyle bir şey yok. Bak ben de mesela makyaj güzeliyim. Sil bunları. Ay artından maske çıkar böyle. Ödüm kopar. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Ama bak böyle Türkiye'nin en böyle güzel yüzlüsü. Cildime bak. Neden? Bunlar makyajdan oluyor. Anladın? Şu an Mira'nın makyajını beğendin mi? Asla beğenmedim. Bak bunu da söylüyorum. Berbat bir makyaj var suratında. Bu berbatla bile Nergis şu an güzel görünüyor. Bak. Biraz güzel olmuş demek. Gerçekten beğenmedim makyajı. O dudakların rengini, o şeyler falan. Hiç on para etmez. Ama Sıla seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten iman bayağı yükseliyor. Önceden sana diyordum ya arkana torpil bağlayıp yakacağım seni buradan atacağım. Gitmek gitmiyorsun. Gitme kızım sen burada. Ay teşekkür ederim. Evet. Bu notum da sana sadece sana Mira'ya vermiyorum. Ben bundan düzeltip yarın alırım Muammer Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayşegül makyajı nasıl değerlendirmişsin? Sol gözü çok güzel olmuş. Keşke sağa doğruya benzeseydin. Benim gerçekten tarafım. Makyaj muhteşem olacaktı. Çok şekersin. Ama doğru ya. Değil mi? Bak ay, sol gözü muhteşem. Ne şeker ya vallahi. Bunun okulunda neden biliyor isterdim. Musunuz? Sağ gözüne gelince elim inanılmaz titredi. Ne oldu öyle merak ettik. Ben o kaosun içerisinde kendimde elim çok titredi. Ben gördüm onu böyle bir eline baktım falan. Yani Mira'ya bir şey mi oluyor yine bayılacak falan dedim hatta. Onu fark ettim. Yani gerçekten yani şunu bitirdikten sonra şu makyajı karşıdan aynanız yok çünkü karşısına geçin modelin bir bakın. Yani bizi görüyorsak siz de görürsünüz makyözsünüz yani makyörsünüz. Bakın eşit mi kaşı eyeliner'ı şeyi o ruj asla olmaz yani sonbahar makyajında keşke oraya böyle bir kiremit senin sevdiğin o turuncu tatlı tonlar var ya hani o tatlı tonlardan bir geçiverseydin. Bir de boynuna da biraz geçmeni beklerdim. Biraz farklı görünüyor boynuyla yüzü. Ama dediğim gibi sol gözünün aynısını yapabilseydin şu anda 5'i almıştın. Elimin mağduru oldum bugün. Mağdurum da mağdurum. Mağdurum evet.
Ben yarın toparlarım, daha güzel bir makyaj yaparım. Sıla'dan bahane sana da geçti. Değil, gerçek yapacağım. Teşekkürler. Adnan Bey, saçı nasıl puanlayacaksınız? Ben hemen Sıla'ya bir şey sormak istiyorum. Neden önlere bir şey yapmadın? Artık pes ettim hocam. Hani son bir dakikada. Peki Nergis, şöyle önlerde bir şey olmasını istemez miydin? Memnun musun bari? Hadi biraz dokunalım mı? Biraz da önlerden Adnan Bey kessin. Aa, bakar mısın? Yani hayır, Adnan Bey. Resmen Sıla'ya bir kastı var. Yani. Pardon da Adnan Bey kesecek. Tabii hayır ki... bir dakika, tabii ki yani. Ama yani o nasıl hemen bir tavır öyle? Tabii ki. Bak. Ama o Sıla'ya geldiğinde şimdi zaten Sıla'ya öyle geldi. Sıla'ya da böyle yapsalar Sıla böyle olmaz. Olmaz. Hadi şöyle başını öne eğ. Evet Sıla'cığım. Ya hocam çok teşekkür ederim. Nihayet. Ay Sıla'ya hediye etti, inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi. Yemin ediyorum çok sevindim. Şu saçın biraz önde kalsın Nergis. Şöyle biraz önde kalsın. Evet. Lütfen. Nasıl bir sinir çok geriye atma. Çünkü senin kemik yapın baskın. Çok istemiş. O yüzden biraz saçlar yüzüne doğru gelmesi lazım. Senin o kemik yapını yumuşatması lazım. O yüzden mutlaka saçını biraz öne doğru al. Hatta mümkünse şu şakak bölgelerini kapatarak. Ortadan da ayırma. Çünkü yüzünü iyice uzun ve kemikli yap. Evet. Lütfen uzun yüzlerde, daha doğrusu senin yüzüne ben baklava demiştim. Yani şu çene kemiklerin çok baskın. O yüzden mutlaka şu çene kemiklerine düşen yumuşak saçlar lazım. Ortadan ayırıp böyle olmaması lazım. Evet, o yüzden böyle teşekkür dokunmak ederim istedim. Ben de aynı şekilde katılıyorum Muammer Bey'e. Kesim şeyinde 4 santim belki daha bile fazla kestiğini düşünüyorum. Onu üzmemek için söylediğinde farkındayız. Ama bir şey söylemek istiyorum. Hem kuaförlere hem model arkadaşlara ve yarışmaya katılmayı düşünen model arkadaşlara da. Bu iş bir iletişim işi. Her iki kişiye de görev düşüyor. Eğer bir hanımefendi kuaförüne kötü bir elektrikle, enerjiyle yaklaşırsa, o dünyanın en iyi kuaförü olsa kötü bir saç yapar. Ama kuaför de modeline o kötü enerjiyle yaklaşırsa zaten güzel bir şey çıkmaz. O modelde kuaföre hiçbir şey yaptırmaz. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Makas için de tekrardan teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum nihayet. Biraz daha mutlu olmak ister misin? Evet. Sen bugün çok üzüldün. Önce yarın görüşmek üzere, seni daha fazla bekletmeyelim. Ayağına sağlık. Güle güle kullan. Merak ettin değil mi? Evet çok. Kesim günleri senin için çok stresli geçiyor. Ama sen de bizim için aslında çok eğlencelisin. Bakın izleyelim. Ya hayır, tahmin ediyorum. Bak burada ne yazıyor? Sıla Zedeler. Kurtulurum. Odaya giriyor sınıfa. Sonra da... Bakışlarım benim
Şimdi kendimi izlediğim zaman şey yaptım. Böyle hani dalga geçer gibi ama değil ama ben vücut hareketlerimi çok kullanıyorum. Evet, biz galiba bayılıyoruz senin mimiklerine. Sen de kesim günlerine bayılıyorsun biliyoruz. Murat ve Meltem'in modeli Sena Aydın gelsin. Ayna kapansın, Sena kendine baksın. Gel. Ayna isteyecek zannettim. Gitme, gel. Beğenmedin mi? Bir kere de rol yapayım dedim. Beğenmedim, hep beğendim, beğendim. Hiç şaşırmadım, bekliyordum zaten. Bekliyordum böyle güzel bir şey çıkartacaklarını. Saçını mı, makyajını mı? Makyajım da saçım da. Saçım da çok teşekkür ederim. Gerçekten beni üzmedi. Hani izleyiciler de izlediğinde görecekler. Ben biraz hassas davrandım. Hani 4 parmağımı koydum böyle 5 oldu vesaire gibi. Hani onun için öncelikle özür dilerim. Eğer sen hani puan kırarlarsa vesaire bir şey olursa kusuruma bakma. Ama gerçekten beni üzmediği için çok teşekkür ederim. Makyajım için zaten söz yok, yorumsuz. Çok teşekkür ederim. Kuaförüm sensin diyor. Siz ne diyeceksiniz? Sensiniz, sizsiniz. Saçların uçları yıpranmıştı zaten. Katlı katlı duruyordu kopuklardan dolayı uçlarında. Biraz uçlarından aldık. 4 parmak, 5 parmak aldık. Biraz da arkada hareket verdik. Yüzüne de yakıştığını düşünüyorum. Yani zamanla düzelecek saçı zaten. Meltem? Ben Adnan Bey'in söylediği şeye katılıyorum. Bu enerji işi. Salonda çalışırken hani makyaj yaptırmaya geldikleri zaman o enerji nasıl diyeyim? Bana pozitif yaklaşmadıkları zaman gerçekten başarılı bir şey çıkarmımıyorum. Sena da bunda gerçekten %50 bana katkı sağladı. Enerjisini o kadar güzel verdi ki ondan bu kadar başarılı bir makyaj çıkardım. Eğer ki benim işime karışsaydı, bana güvenmeseydi bu kadar başarılı olacağımı düşünmüyordum. Pazartesi nasıl geldin? Hatırlayalım. Neye güldün Bilal, ne diyorsun? Hay kırık da gitmemiş. Bari başka yaptım gelmiş yani, başka da bir şey yapmamış. Nasıl yani, farkı görmüyor musun? Farklı görüyorum, görmez olur muyum? Görüyorum. Gözlük vereyim mi? Ne için? Bak farkı görmüyor musun? Mikroskop versem ben fark göremem, sen neyin derdindesin? Çok rahat şuradan baktığın zaman 4 parmak görüyorsun. Kırık temizlemiş yani. Arkanı döner misin? Bu kadar mı yorum? Daha başlamadım efendim? Bence. Yani ben kesimden ziyade modele bakıyorum, sürekli kalp gönderiyor, öpücük gönderiyor, o ona gönderiyor. Murat orada etkisiz eleman gibi. Yemin ediyorum. Çok etkili iletişim. Yani onun o enerjisini biz niye göremiyoruz? Çok etkili ben bir iletişim. Ben ona şaşırıyorum. Maşayı çok güzel yapmışsın ya da kesmiş misin bilmiyorum. Ben konsept dışı buldum. İletişim sırlarını sor Murat'a. İletişim sırları mı? İletişime geçmiyor ki. Konuşmayan herkes sever. Bak ben çok konuşuyorum, kimse beni sevmiyor. Niye? Sen çünkü kaçırdın iletişimleri de ondan. Ama Murat'ı herkes çok seviyor. Niye? Çünkü put gibi. Kim sevecek onu? Şey, kim sevmesin? Bak, saçın önlerinde hareket de var. Her şey var yani, evet, olması gereken her şey var. Yapmışsın. Eline sağlık. Dediğim gibi yani 4. gün oldu, yine bir şey göremedim. Yarını bekleyeceğim kardeşim. Onu sana söyleyeyim. Yarını bekleyeceğim. İnatla senin bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Yani kötü arasında seçim yapamıyorum. İşin açıkçası. Bir şey diyeceğim. Kesimi ben beğendin mi yoksa evet, 4 parmak kesmediği için yani mi? Yani 4 parmak kesmemiş, kırık almış yani. Ama kesim yüzüne yakışmış mı? Yakışmış. Çok ve modelimizin saçı kısaydı. Şimdi diyorum ya işte bak, model mi çok güzel? Şekillendirme mi çok güzel, enerjisi mi güzel bilmiyorum. Size hiçbir anlam veremiyorum yani. Yırtıyorsunuz böyle bir yerden dönüyorsunuz yani, o yüzden. Saç çok yıpranık bir saçtı. Saçtan kestiğim fark edilmedi, bir de kuru kesim yaptığım evet, için. Evet, fark edilmedi kestiğim, bak itiraf ettin. Biz de fark edemedik, sen de ama fark bak, edemedin. Ama bak yıpranmış bir saç, ıslak zaten kesilmez. Kuru kesim yaptım. Ya ben sana ıslak bir de yaptım, diyor muyum? Kuru kesim yaptığım için gözükmedi kestiğim saç. Şimdi sen onu bunu geç de, o şeyi sen söyleyecek misin yoksa ben yarın itiraf edeyim mi?
Ya söyle söyleyeceksen ya, de bitsin artık şey. Çok merak ediyorum. Ya arkadaşla ilgili bir şey duydum. Ve o kadar övündüğü şeyi, göklere çıkarttığı şeyi böyle zeminden topluyoruz öyle. Ama Allah bunu Allah. Böyle kullanmaya çalıştı da ben yakaladım tabii. Bir dakika, ne yakaladın ya? Dostum yarına kadar süren var. İtiraf ediyorsan. Ay ben çatlayacağım artık. Ya altını doldur bence söyle. Murat çatladın meraktan. Vallahi neyi kastediyorsun söyle, yarına kadar bekleyemem. Yani söylemiyor. Söylesin. Sen söyle. Yarını ne mı söyleyeyim? Sen söyle. Bilmiyorum ki ne böyle söyleyeyim. Böyle çok bir şeyi abartıp da insanlardan gizlediğin ne var senin? Bilal abartıp artık söyle, sen de kurtul, biz de kurtulalım kaç gündür. Lütfen artık söyle. Bugünü de mi böyle bitireceğiz? Söylemeyeceğim. Var bence mı hiçbir şey İnanmıyorum bilmiyorsun. İnanmıyorum artık sana da. Var söylemeyeceğim. Bence hiçbir şey bilmiyorsun. Var mı tahminin? Ne yok olabilir, hiçbir şey bilmiyorum. Ne olabilir? Ya ben boş işler peşinde koşar mıyım ya? Yani biliyorum, koşmazsın. Hayır, Murat hiç konuşmuyor. Konuştu da mı sana bir şey söyledi diyeceğim, ne yakaladın? Ha konuşmuyorlardı. Hayır hiç, Murat hiç beni konuşmuyor ki. Hiç. Hani konuşan bir insan olsa tanımıyor ağzından beni. Bir şeyini kaçırdı diyeceğim. Yok. İşte ben ona söyle diyorum, söylemiyor. Şimdi o Bilal onu zekın takibi aldı desem. Söylemeyeceğim. Burada program olmadığı zaman Batman'a gidiyor. Onu nasıl yapacak? Ben inanmıyorum Gözde Hanım. Öyle yok, bir şey çok yok. Çok da emin konuşuyor. Hiçbir zaman altı boş çıkmıyor. Evet. Ben yarın çok kritik bir anda söyler. Bilemedim. Bak söyleyeyim size. Saçla ilgili yorumlarım bitti. Bitti, yorumum yok. Tamam. Sıla nasıl buldun saçı? Vallahi iki gün boyunca kesim ve boyalı çok iddialıyım dedin ama inanmamıştım. Hani biraz belki dedim olabilir ya, yanıltabilir bizi. Yok Murat. Ya hiçbir ne, şey yapamamışsın ne istiyordun ya. Da göremedin. Yok ne yok. Bak. Ne yok? Modelin gerçekten sakin bir model. Tamam. Yani böyle anlayışlı bir modelimizdi. Saçı zaten çok cansız. Ne bileyim. Saçı için endişeliydi, anlayışlı değildi. Arkayı daha böyle kabartabilirdin. Bir hacim verebilirdin. Sana da çok yakışırdı. Ama sen de kestirmemişsin. Yani çok bir şey göremedim ben. Burcu Bilal'in sen gördün gibi mi? Kırıklarını almış. Gözde Hanım, benim bu halim ne olacak diye düşünüyorum. Sıla'ya dokunmama izin veriyorsunuz. Niye modellere dokunamıyorum? Murat geldiğinden beri konuştu konuştu, saç kesimi yapamıyor. Şekillendirme yapamıyor. Topuz tarayamıyor. Hadi onları anladık, konuşmuyor üstüne. Şekillendirme üstüne. Yapamıyor konuşmuyorsun. Mu? Yaptığınız şekillendirmeleri gördüm. Bak hepsini geçtim. Hepsini geçtim de sen bana niye bunu yapıyorsun? Tamam bir aksesuar koymak istemişsin, saygı duyuyorum. O küpeler olmamış. İnanılmaz gözümü tırmalıyor. Ben çok rahatsızım şurada. Saça gerçekten dikkatimi veremiyorum. Beni o kadar aldı ki burada, kendimden geçtim. Sadece aksesuarlara bakıyorum. Bence şu an boş yorum yapıyorsun. O küpeleri biz ben mi taktık önce, peki? Ben önce ona takıldım. Keşke bana bunu yapmasaydın. Keşke bana bunu yapmasaydın. Saçına rahat odaklanabilseydim. Bir kere zaten konuşmuyorsun. Ay ben ondan da çok rahatsız oluyorum. Hayır sen konuşuyorsun da ne oluyor gerçekten? Olmuyor. Sen konuşuyorsun da ne oluyor? Yaptığın işleri gördük. Göreceksiniz bu de. Bu da süper şimdi bir şekillendirme saç var. Yapayım. Yani saçı kısaltmamışsın. Verilen konseptimiz var. Belli bir ölçü verildi. Onu yapmamışsın. Zaten biraz önce görselde de gördük. Çok bir şey fark etmemiş. Ucu yıpranmıştı, onu aldım. Yok kat vardı diyorsun. Kat bizim problemimiz değil. Biz boydan kesilmesi gereken ebat bizim için önemli. Yani şekillendirme de göstermemiş saçı. Biraz yani bakış bir şey açını değiştirirsen bence başka şeyleri de görürsün. Dediğim gibi Sena'nın yaşı genç. O kadar ara bir boya girmesine gerek yok. Bence bu yüzüne gitti bu boy. Ateş, makyajını nasıl buldun? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gözde Hanım'ın saçı gibi inanılmaz bir sana şu anda feyiz alacağım bir saç orada. Bak ikisinin saç rengi benziyor. Model şekli benziyor. Sen oraya bakıp onu kesmiş olsaydın efsane bir şey çıkacaktı ortaya. Çünkü Gözde Hanım saçı inanılmaz güzel. Çok modern ve hiçbir şekilde kesim döndüğü zaman da arkasında da ne bir iz var ne bir şey var. Ama senin modelinin arkasında izler var. Yani böyle eğri büğrü duruyor sanki. Modellere şunu söylemek istiyorum. Bir de yani ben bugün modellere taktım kafayı. Benim modelim bir saniye bitirmedim lafımı. Ben şu küfeyi soruyorum. Model, bir model nasıl olmalı? Merhaba, merhaba. Sizin saçlarınızı kesmek istiyorum. Bugün konseptimiz saç kesimi. Tabii ki Ateş Bey kesin. Hop, saç gitti ve gördüğün gibi modelimiz kısa saçlı oldu. Bir model olarak bunu yapmanız gerekiyor. Benim saçlarımı kestiremem. Ben saçlarımı... Niye geliyorsunuz? Niye geliyorsunuz? Sizin niye bunu insanlara niye yapıyorsunuz? Kestirmedi?
Efendim? Sizin modeliniz ne? Bizim modelimiz de zaten yeterince kestim. Ben kavga ettim. Herkese diyorsunuz ya V kesti, ıvır yaptı, zıvır yaptı. Şu kadarcık almakla kuaförlük oluyorsa kusura tatlım, bakmayın. Tatlım şu an senin saçını konuşuyoruz. Saçında alınmış bir milim bile yok. Tamam o zaman eşit değerlendirin. Zaten siz aynı şey yaptınız. Bu konuda aynen, seninle konuşuyor. Komik oluyorsun şu an. Bence de modelimizden bir gerek yok. Yani. Model gayet uyumlu. Ne? Ya modele bir şey söylemene gerek yok. Saniye Burcu, bir saniye. Evet beğendim tamam. Çünkü seviyorum. Neyse sizinle muhatap olmak zorunda değilim. Siz de aynı şekilde benim yok, görüşüm. Yok ben zaten olmadım. Ben modeli. Evet susun Murat duyuyor. Konuşuyor. Evet Murat. Saça evet. Murat konuşmadan önce ama asistanı... Bir dakika dur, şimdi Murat dur, konuşacak diye dur, konuşuyor. Lütfen. Dur. E çünkü geri saygısızlık yapıyorsun. Söz hakkı boş buraya gelmiş. Ve aynı canım sen de sar mısın? Ben de ben de. Tamam biz Murat'ı dinleyeceğiz. Hani ne başmıştık? Hani makyaj yorum yapacaktın ilk baş. Niye bir saç? Sana ne? Sana senin ne? Dalın değil ki. Sana ne? Bir kere sana boş, ne diye bir şey yok. Benim yapıyorsun. Modelim şu çok an. Çok dolu yorum boş yapıyorum. Yorum çok dolu. Arkada izler var diyorsun. Daha bir şey görmeden. İz var neden? Dönsün arkasını gözün. Nerede dönsün? Ya iz var diyor saçta. Döner misin? Döner misin? Ama konuşarak anlat, evet, ne yaptığını anlat. Bilal ben neresinde yanlış görüyorum, var bu saçın? Garip değil mi arkası? Neresinde izler? Katlar nerede? Murat bize gösterdi. İşte katlar. Murat bize bu kesimi anlatır mısın kardeşim? Evet, nasıl başladın, nasıl ikna ettin? Bu saatten sonra mesleği mi öğreteyim size? Ha, öğret. Öğret, ben bilmiyorum, bana öğrenmek öğret. Öğrenmek istiyorum, öğret senin kardeşim. Sesini ben duymak istiyorum. Ben meslekten anlamıyorum, bana öğret. Anlat 3 milim nasıl kesildi? Konu bu. Tamam, 3 boş zamanlarında gel öğreteyim. Az konuştun, öz konuştun. Aynen öyle. Ne yaptı gitti saçı i̇şte böyle işim. Böyle yaptı geldi yani. Almaya mı sebep gaza geldi? İz var diyor saçta yani hiçbir şey yani bakış açında senin sorun var. Hepimizi. Var. Hepimizi. Bakış açınızda sorun var. Ben nasıl çok güzel örneğini var? Verdim. Nedir keşke o sorun? Gözde Hanım'ın saçına Murat bakıp yapsaydım. Nasıl bir sorun var anlatır mısın? Mesela nasıl? Gözde Hanım'ın saçı ayrı bir saç. Evet. Hiç o kadar güzel onu yapabilirdin ki. O kadar güzel olurdu ki modeline de. Evet yapabilirdim. Ama aynen, yapamadın. Saç konuşuyor. Yapabilirdim ama ben onu uygun gördüm. O yüzden sıfır. Murat niye yapmadın anlatır mısın? Onu uygun gördüm onu yaptım. Tamam niye uygun gördün anlatır mısın? Hayır ne yaptın bir de onu anlat yani. Bir dakika onların anlatsana modellerinin saçı upuzun. Kesince belli oluyor. Bizim modelimizde saçı kısa olduğu için belli olmamış gibi oluyor. Gayet de ortada kesim var. Niye görseli öpüyorsunuz? Mademoiselle Leopard 40 yılda bir Murat'ı konuşturacağız. Bir anlat saniye. Anlat pazartesi dedik sen pazartesi günden beri. Modelin saçlarında zorlanıyoruz. Yani modelin saçları gerçekten az. Kopuk kopuk. Şimdi aldığınız zaman tellere bakın. 3-4 santimlik saçlar var yukarılarda. Yani her işlemde farklı bir şey yapmak gerekiyor. Ben doğru bir kesim yaptığımı düşünüyorum bu saça. Anladık mı? Ben anlamadım. Bravo. Bize bir masal aydınlattın anlat mı? Murat. Yok ben aydınlattım. Zaten ben gözlerim olan görüyor. Aydınlandım sesini duyduğumuz şeyle için mutlu olduk. Biz sesini alkışladık. Yani hem makyaja yorum yapıyorsun hem saça yorum yapıyorsun. Yaparım. Ama bak ikisinde de bakış açında eksiklik var. Yok gayet güzel bakış açım var. Şimdi makyaja geçiyorum Gözde Hepimiz Hanım. Hepimiz eksiksiz. Makyaja geçerken de hemen tabii Meltem Hanım bir şimdi makyaja geçiyorum diye bir poz da vereyim. Şunu söylemek istiyorum makyajla ilgili. Makyajın güzel yapmışsın bak. Herhalde bir şey demiyorum. Ben yaptım. Ama bana göre çok koyu olmuş. Sırf şakadın sen de bu içine burcu kaçmış ha. Şey aynen. Bir konuşabilsem keşke Bilal bir konuşabilsem rica ediyorum. Seni orada seni sevmeyen kimse yok. Ben eğer yarışmada olmasak seni çok severdim. Teşekkür ederim. Senin rujun inanılmaz koyu. Yani konsepte göre bana göre biraz koyu oldu. Makyajın güzel ama çok koyu koyu geldi. Hani saçla makyaja baktığım zaman onun için bir şey demeyeceğim. Teşekkürler. Çok sağ ol. Buse nasıl buldu makyajı? Şimdi Ateş'in söylemek istediklerini teknik açıdan yorumlayayım birazcık. Koyu koyu gelmesinin sebebi kirpiklerinin anlamsız uzun olması. Yani o aksesuarları görüp de o kirpiği neden taktın anlayamadım. Dudağının üst dudağını çok güzel sürmüşsün ama alt dudağının yan tarafı yamuk geliyor. Onu da düzgün sürsen koyu renk ruj sürmek zaten meziyet ister. Ama bir yerden sonra afallamışsın. Cildi temiz duruyor ama kaç gündür söylüyorum gıdısını kapatamadın. Kız çok güzel ama sen bir türlü onun gıdısını kapatamadın. Yani bir kusuru belki hani yanlış anlama ama gıdın var birazcık bir miktar. Kontürle kapatılacak bir şekilde o da. Neden kapatmadığını da anlamış değilim açıkçası. Bence Buse sen kusur bulmak için söylüyorsun. Yani kusur makyajdan bulmak için değil eksiklerini anlatıyorum. Tamam ben de yorumumu yapıyorum savunmamı yapıyorum. Makyajdan ben gıdısına dikkat bile etmedim. Zaten gözüme çarpsaydı eksikliği görseydim gıdısını kapatırdım ama işte bence böyle gayet güzel. İşte burada asıl önemli olan bütünü görebilmek kirpiklerine zaten. Kirpiklerine gelirsek de göz yapısını kaldırıyor. Göz yapısını kaldırdığı için de bu kadar yoğun ama kirpik ama bu kadar koyu bir ruj sürüyorsan gözünü tamam rengini yine güzel yapmışsın. Eyeliner çekmedim ama. Ama o kirpik bence çok fazla duruyor. Aksesuarlarıyla böyle bir bütün olarak baktığım zaman
özellikle küpeleri Burcu'nun dediği gibi yani o başına taktığınız küpe, şu zincirler, ruj, kirpik çok boğmuş bence. Mira, nasıl buldun makyajı? Bütüne baktığımda temiz, güzel bir makyaj görüyorum. Ben kirpiklerini çok fazla buldum. Yani bir tık daha hafif bir kirpik takabilirdin. Kirpik buradan çünkü ağlıyor gibi duruyor. Ama dudaklarına bayıldım. Çok güzel bir renk tercih etmişsin. Ufak tefek teknik hatalarını söylemeyeceğim. Güzel bir makyaj görüyorum. Ben sadece de alnındaki bu matlığı çözemedim. Hani ciltte bugün mesela yanaklar temiz dururken alnından ben buradan baktığımda bir matlık görüyorum. Onun dışında başka bir şey yok. Puanları yazın lütfen. Ya saç kesmedi zaten. Ucundan aldı. Kat var diyor. Yani kat da yok. Olmasına da maalesef gerek yok. Bir. Üç verelim. Üç verelim ya. Emek var yani. Tabii emek var ama makyajda istediğim gibi. Yok aşkım, üç verelim. Üç iyidir. Sıla ve Mira'dansa zaten ateşi katmıyorum bile. Beşi kullanmak zorunda olduğunuz bir takım var. Buraya kullanalım. Buraya kullanalım. Tamam. Adam Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi modelin yüzüne baktın mı? Evet hocam. Yüz şekli nasıl? Ya yuvarlak bir yüzü var hocam. Yuvarlak bir yüz var. Evet. Şimdi yuvarlak bir yüzde bu saçlar böyle geri atarsan ay parçası gibi yaparsın. Bu yüze doğru gelmesi lazım saçlar, bir. Bu tepedeki mavi çiçekler ne Allah aşkına, neye uyuyor bu? Neyin kafası bu Murat? Hocam, Allah aşkına neyin kafası? Saç kesim yapıyoruz, kafaya ne koyuyorsun ya? Var ya bir espri, ne koydun kafana diye. Ya çıkart Allah aşkına şu kafandakini ya, at. Hocam, ne olur tamamen. Sen mi istedin? Hocam Allah razı olsun. Vallahi. Ya olsun, nedir bu gözümüzü? Hani kanadı diyorsunuz ya, bir espriniz var aranızda, gözümüz kanadı. Çıkmıyor mu? Murat git çıkar. Ben geliyorum. Ya var ya, yemin ediyorum. Sihirli parmaklar işte. Abi şuraya bak, dünya güzeli kız ya. Çok iyi oldu. Bak kızım, aynayı al da bak suratını bir daha göremeyeceğim. Şimdi hemen bir şeyler söyleyeceğim. Baksın. Sabaha kadar baksın. Bayağı güzel olmuş. Hani her şeyi boş verim. Konsept monsept hepsini geçiyorum. Az kestin, çok kestin ama şu yüzü değerlendirmek gerekiyor Murat. O yüzden bunu hele kendi yaptığımı da gördükten sonra İyice senin puanını düşürdüm. Hocam o konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben Meltem'le belirlediğimiz konsept üzerine sonbahar denildiği için o aksesuarı taktım. Aksesuar abi sonbaharda mavi olur mu? Son anda taktım zaten. Abi sonbaharda mavi olur mu? Onu ben yani, etkiledim biraz ya, daha. Sana taksaydı. Tak Allah aşkına, tak, ona yakışır. Puan. Ayşegül'ün makyajı nasıl buldun? Ben makyajı sevdim. Sadece kirpikleri sevmedim. İnşallahları senin başında, senin gözlerindekiler gibi fake'ler. Mira da ilk zamanlar öyleydi. Birkaç hafta sonra Allah'tan çıkarttırdık onları. Böyle yavaş yavaş natürelliğe döneceğiz buradaki makyajlarla, ısrarla. Ya o çok fake duruyor o kirpikler. Yani çok güzel bir ruj sürmüşsün. Farı, geçişleri muhteşem. Çok güzel bir baz var. Ama o kirpik olayı bozdu. Gerek yok bu kadar. Bunu sadece modelimi dinledim. Normalde ben daha natural takacaktım ama modelim biraz daha yoğun istediği için. Ya çok uzun ve çok yoğun. Hani evet. Ya yoğun olsun ya uzun olsun bir şey yani. Ben bana çok şey geliyor. Çünkü göz ben zaten yoğun olduğu için biraz daha yoğunlaştırmak ben de istemedim. Bunu da modelimi dinledim. Günlerdir allık sürmedim bebek konsepti dışında. Şeyden dolayı yetişemedim. Haklısınız. Kendine de allık sürmüyorsun. Sen allık sevmiyorsun bence. Ama modellerine sürmelisin. Çok soğuk duvar bir makyaj oldu. Çok güzel bir makyaj var. Tekrar ediyorum. Sadece biraz böyle bir şeftali, ne bileyim bir turuncu o küpeleri yakalayan falan böyle bir allık istedim. Yüzünde bir sıcaklık istedim. Çünkü sonbahar sıcak demek. Yani turuncular, kiremitler, sarılar, kırmızılar. Bordaya da okeyim ama keşke biraz ısıtsaydım makyajı. Son dakika geldi aklıma. O da zaman kalmadığı için yapamadım. Ama yine de kötü değil. Yavaş yavaş görmeye başlayacağız artık. Önümüzdeki hafta belli olacak senin olayın. Ben sana söyleyeyim. Modelin kalırsam. Çok güzel çünkü. Kalırsam.
Teşekkür ederim. Tebrikler. Muammer Bey, siz nasıl buldunuz? Vallahi Sena'yı dinlemeseydi daha iyi olurdu. Fazla konuşamayacağım çünkü. Ayağına sağlık. Güle güle. Şöyle 2-3 parmak daha kestir. Burcu Bey, Ateş'in modeli Aycan Yılmaz, Çolak gelsin. Ayna kapansın, Aycan kendine baksın. Makyajda çok büyük bir değişim görüyorum son 4 günün ardından. Saçlarım zaten çok güzel. Gel. Uzundu, yine uzun diyorsun. Evet, 5 santim bile benim için bu çok büyük bir mucize. 5 parmak pardon. Geldim. Nasıl bir his, hafifledin mi? Evet. O 5 santim dediğim gibi benim için çok büyük bir riskti. Çok böyle şey olduk. Acaba kesecek mi, kesecek mi, nasıl olacak, nasıl olacak derken teşekkür ederim kendisine, istediğim gibi yaptı. Çok yakıştı, çok güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Çok beş parmağı geçmedi. Çok yakıştı. Makyajınla ilgili ne düşünüyorsun? Makyajım, evet, makyaj beni bugün biraz şaşırttı. Ateş Bey bugün bir tık daha iyi. Beğendin mi peki? Beğendim. Bugünkü konsepti beğendim. Sonbaharda. Konsepti sormuyorum. Çok yani harika bir sonbahar kadını oldum. Bu ne makyaj? Bayıldım. Gerçekten en iyisi. Diyor musun? Diyorum. Makyajım güzel. Sevdim. Şöyle tüm söyleyeyim. İçeri girerken elinde çiçekle biraz yüzünde bir hüzün oluşmuş makyajla birlikte. Böyle tatlı bir hüzün ama tam böyle sonbaharı hissettirdi bana da gerçekten. Sen ne diyeceksin Burcu? Çok güzel olmuş gerçekten. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama ben çok beğendim. Saçın konusunda çok hassastı. Ama biz konsept dahilinde hatta 2 parmakta fazla kestik olması gerekenden. Modelimiz memnun olduğu için öncelikle ben beğendim. Güzel iş çıkarttığımı düşünüyorum. Aynı şekilde Ateş de bugün çok güzel bir performans sergilemiş. Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum kendisine. Aramıza saçların kesilmeden nasıl katıldın hatırlayalım. Nasıl buldun Sıla? Hiçbir değişiklik yok Gözde Hanım. Hiçbir değişiklik yok. Yani 5 parmak denildi diye 5 parmak... 5 parmaktan fazla kestim dedim. Kesmek zorunda değildin. Dikkatini çekerim bak, Sıla. Bak bir şey söyleyeceğim. 5 parmak sadece ölçü dedim Gözde Hanım. Daha fazlasını kesebiliyordun. Evet. Yani bilmiyorum ama biraz ikna edip kesinlikle o boyda kesebilirdin. Hayır, ben yapmam i̇şte gereken ben o kesimi... zaman sana değişim olmuş ben derdim. Ben yapmam gereken saç kesimini yaptım. Kesim yapmak iyice çok kısaltmak da anlamına gelmiyor. Konsepte uydum, hatta fazlasını konsepte bile yaptım. Konsepte uydum derken görsel arkadaşım 4 parmak dediler, 5 parmak dediler, sen 5 parmakla bıraktın. Sen Sıla, neden ikna etmedin? Şunu anlamıyorsun. Gerek duymadım çünkü modelin modeline yakışacak bir beri, şey anlat. Bak şunu anlatabilirdin. Orada haklısın. Sana bu model daha her çok model yakışır gider diyebilirdin ama. Sıla, gerek duymadım çünkü. Ha, gerek duymadım. Saç kesmek. 5 parmak dediniz. Gözden, bak şimdi sen beni dinler kaldı misin? Beni dinler misin? Zaten beni bana soru soruyorsun, dinlemiyorsun. Ben yarın hiç konuşamayacağım. Tamam, sustuysan ben konuşuyorum. Tabii ay, ki bu sen, kadar uzun bir saça... Senin sesin kısılmıyor Burcu. Sıla. Gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl diyaframdan konuşuyor. O yüzden. Ben enerjimle besleniyorum. Yanlış. Bütün hücrelerim besleniyor sende canım. Öğretsene bana. Evet, sen şarkıcıydın. Bütün hücrelerim pozitif enerjimle besleniyor. Ne sesim kısılıyor, ne hasta oluyorum. Bana hiçbir şey olmuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet, çok uzun bir saç. Bu saça çok çok farklı kesimler, çok farklı modeller yapılabilir. Ama bu modelin baz aldığın zaman buradan çıktığında da bir sosyal hayatı var, kendi yaşamı var ve ya arkadaşım çocukluğundan beri saçma sapan çocukluğundan yorum yapma. Beri hiç saçını dışarı kısaltmamış. Çıkıp sosyal hayatı var derken buradakilerin sosyal hayatı olmuyor mu? Ben kendi modelimden bahsediyorum ve
Hiç bu boya bile gelmemiş bir modelin saçını 7 parmak kesmek bile bence çok büyük bir başarı. Aferin, takdir etmelisin. Aferin, kesinlikle aferin, alkışlamalısın. Hiç bir değişiklik göremedim ben. Hiç. Yani bir şey düşünemiyorum. Hadi önemli olan arkadan veya boyundan 5 parmak kesmek değil. Keşke şuraya bir kat verseydin. Şuraya bir kat verseydin. Ben buradan 5 santim aldım derdin. Yani yine kendini savunabilirdin ama ben 5 santim kesmek konseptse uçtaki yıpranık 5 santimi kesmek konsept değil. Yanlış anlamayın. Yani bu saçın ucu yıpranmış. 5 parmak şu kadar demek. Kardeşim şunu yok say. Şuradan hesaplayıver yani. Şunu zaten 3 santim hesaplarsan evet sadece uç almış gibi görünürsün. Bunu 5 hesaplarsın yani. O yüzden sen de onu yaptın. Sadece uçlarını temizledin. Bize hikaye anlatma. Bilal, Bilal bir şey bulamayınca uyduruyorsun. Evet. Seni hiç ciddiye almıyorum yorum nedense. Çünkü dinlemek işinize gelmiyor. Bu saça da böyle yorum yapmaya çalışıyorsun. Yorumlara ciddi ciddi yorum yapmak işinize gelmiyor. Ben beğenmedim. Murat sen nasıl buldun? Katılıyorum. Yani çok kesmeyebilirdi. Zaten hani yeterince kesti ama önlere bir hacim gerekirdi. Daha modern olurdu. Yani birazcık ikna edebilirdi modelinin. Önlerinden de kesebilirdi birazcık. Hiç denemedim şimdi Murat. Şimdi arkadaşlar Murat konuşmadı bile. Bu saçta atıyorum 2-3 parmak mı istediğin benim kesmem gereken şuradan? Bir ovallik ya da V veremeyiz zaten. V verdiğin niye zaman arkadan niye veremiyorsun? Gerekiyor. Yok. Çok da güzel hayır, o zaman boyundan hiç alma şey, V'yi bir ver. Bir şey söyle bak başka bir yere değiniyorum. Çok evet, bir şey, pardon sen çok V veremiyorsun. Çok bir şey fark etmeyecek. Evet haklısın doğru ben bendeki de saflık. Sen V ben yapamıyorsun ki gördük önden, yani. Ben bu saçı önden ön sen kısmından. Sen V'yi C yaptın, J yaptın, misin? Z yaptın, M bile yaptın yine V yapamadın yani. Dinler misin beni? Hayır dinlemiyorum. Ben bu saça çene altından yani daha kısalarak en kısa katını şuradan vermedikten sonra bu saçta yine bir şey göremezsin. Farkında mısın? Bak, üst üste geliyor Kulot. Saç. Uzun bak, saç. Bak bayan sadece Kulot. Buradan bir geçen şekil hafta, veremem. Bir saniye. Bak geçen hafta özür dilerim Murat. Ha gene geçen haftaya geldi. Geçen hafta ya. Sen dedin ki modelimin zaten saçı kısa. Ben sen gerçek bir kuaför olsaydın diyecektin ki ya ben orada kendimi mahvettim. Bari burada o V'yi çıkartayım da. İnsanlar ha geçen hafta gerçekten saçta sorun varmış diyecekti. Öyle ama bir sen ispat, bu uzun, öyle bir bu güzel V'nin kralını yapabilirdin orada. V'nin var ya böyle V ile şaheser yaratabilirdin ama yapmadın. Niye? Kendimi çünkü o kadar ispatlama ihtiyacı değilsin. Duymuyorum. Seni haklısın, mi tatmin edecektim? Bir Bilal'ın kafası yok sende. Makyaj yorumlarına geçelim. Meltem nasıl buldun? Sana bir garezim yok ama ben yine makyajı beğenmedim. Yani sonbahar değil de ilkbaharı bana çağrıştırdı. O ben renkler. Nasıl? İlkbaharda böyle taba renkleri mi kullanılıyor? Elindeki çiçekle gözündeki makyajı ben bunu anlıyorum. Bir dakika yorumlayayım. Nasıl elindeki çiçek solmuş sarı nasıl o ilkbahar oluyor? Ben onu sezgiledim. Ay nasıl kıskandı makası. Nasıl kıskandı evet. Var ya çatladı. Dikkat et makasına. Ben senin yerinde olsaydım benim modelim bu renk bir şey giymiş olsaydı gözlerin altın gold renkli aydınlatırdım. Turuncu geçiş rengi kullanırdım. Kahvede koyu kahve renginde bir göz makyajı yapardım. Güzel bir eyeliner ve kirpik takardım. Çok yoğun olmayan kontür yapardım. Biraz daha koyu bir kahve tonunda sonra rüzgardım. Da anime makyajı gibi gezerdi ama, ortada. Ama sen yine kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için aynı hataları yapmışsın. Sivilcelerini kapatamamışsın ki sana hediye ettim onu o kadar da kullan diye. Gayet gözükmüyor ekranda. Nerede var? Ne? Ekrana bak vallahi. Gözükmüyor. Neyi nerede gözükmüyor? Neyi ben buradan görüyorum. Kapatmamış mıyım Allah aşkına? Kapatmış ben göremiyorum. Lütfen bakabilir miyim? Yakından bak biz ekrandan yayınlıyoruz bunları. Yakından yapmıyoruz. Ekran için yapıyoruz. Ama bakar mısın? Ama biz bunu yakından görüyoruz. Çeneyi gösteriyor saçı. Allah aşkına kabul yani hanımefendinin cilt problemi varsa onun üzerine ne yapabilirim? Ne alakası var arkadaşım? Senin gibi mi yapayım? Bak sana ben hediyeyi Allah aşkına makyajınızıyla yüz yüze konuşalım. Ne alaka? Biraz kendi işinden bahset. Benden değil. Buse nasıl buldun? Bence Ateş'in bugüne kadar yaptığı en iyi makyaj. Yani kendi çapında, kendi alanında gerçekten yaptığın en iyi makyaj. Tabii teknik hatalar var. Gözünün farı dağıtman olsun ya da kontürü uygulaman olsun. Ama genele baktığımda senden iyi bir makyaj. Mira sen beğendin mi?
Yakından bakmak istiyorum göremediğim için. Ben de Ateş'in geldiği günden beri yaptığı bence en güzel makyajı bu. Dudak tonunu çok sevdim. Cildini eve tamamen kapatamamışsın. Ateş paniklediğinde yapamıyor. Ben bunu fark ettim. Çünkü o sahada çalıştığı zaman da aynı şekilde sola geçince daha çok paniklemeye başladı. Çünkü eli sıramaya başladı. İki gözlemlerimde fark ettim bunu. Ama bence çok aşağılamak istemiyorum makyajını. Çünkü elinden geleni yapmaya çalışmışsın. Ama ben sıcak tonlar görmek isterdim. Puanları yazın lütfen. Yani Ateş gibi. Elinden geleni yapmış. Ateş için veriyordu onu. Çok güzel değil ama geldiği günden beri yaptığı yeni makyaj olduğu için. 5 milyon. Evet. Aynen. 1. Direkt 1. Direkt 1. Kıyas şarjı. Evet. Adnan Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz kesimi? Vallahi ben şundan çok rahatsızım. Konsepti yakalamış mı? Yakalamış. 4 parmak, 5 parmak kesmiş. Ama hani hakikaten bir şey yok. Yani bir şey çıkmıyor. Nefret ediyorum. Buraya geldiğim günden beri ben aslında arkadaşlar hep şu yorumları yapıyorlar. Ne gösterdin ne bir şey. Hani ben bu cümleden nefret ediyorum ama bugün ben de kullanmak zorundayım. Ne gösterdin? Bir kere modelinin bir yüzüne bak. Onu dinledin yani sen onu dinledin. Oraları geçiyorum. Modelini istedi. Ama bir modelin yüzüne bak. Üçgen bir yüzü var. Tamam, böyle kaşları düz, burnu düz, dudağı böyle düz, yüz üçgen, saçlarda böyle düz çizgiler. Yani bu yüz hareket istiyor. Şuraya uçuyla bir dalga yaptım maşayla ama yüzü hiç etkilemiyor. Çok güzel bir geçişi var, omresi var da nerede? Dipleri çıkmış. Yani dip röflesi, balyajı, omresi neyse gelmiş yani. Dolayısıyla yüz çok yorgun duruyor. Bir tutam, iki tutam şuraya bir şey yapmakla hiçbir şey olmaz ama kendisi bambaşka olacak. Bırak sen puanı. Alma. Alma puan, boş ver. Ama o güzel gözükecek. O bilmiyor. Ama siz biliyor musunuz? Ben de onu bilmiyorum. Yani yüze bakmayı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yüze bakın. Hep saça bakıyorsunuz. Hep saça bakıyorsunuz. Modelin mutlu ama ben mutlu değilim. Biraz da bizi mutlu edin ya şu saçlarla. Ayşegül, sen makyajdan memnun musun? Yani Buse'ye katılıyorum ben de bu konuda. Geldiğinden beri en iyi makyajı. Ama bir ufak dokunuş yapacağım. Yani aslında bu yüze nasıl olması gerekiyor farı? Yani farında bir problem var. Hemen 2 dakika oraya geleceğim. Kalkabilirsin. Yani şu gözle o gözün arasında daha model, anladın mı? Öbürü demode yapıyor ama işte. Ama gözün içine sürmeye çok korkuyorum. Sürekli gözü akıyor. Aksın, akmayan kalemlerimiz var. Bak gözü açıldı. Görüyor musun? Yani o göz ama kapalı. Aslında orada daha hafif bir makyaj var. Keşke daha hafif yapsaydın ama rujunun rengini falan sevdim. Ben bugün 2 haftadır en iyi yaptığın en iyi makyaj olarak değerlendiriyorum. Eline sağlık. Teşekkürler. Muammer Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Konsepti yakalamaya çalışmışsınız. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Güle güle. Son olarak Bilal ve Buse'nin modeli Serra Yanar gelsin.
kapansın, Serra kendine baksın. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yani gel çok gel beğendim. Buradan teşekkür ederim. Gerçekten yani hani çok ya merak ediyordum zaten. Hani o kadar güzel olmuş ki çok beğendim. Ellerinize sağlık. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Gerçekten hani ilk defa bir saçı kendime bu kadar yakıştırdım diyebilirim. Teşekkür ederim. Makyajı nasıl buldun? Makyajım da çok güzel. İkisi de makyajım da saçım da çok güzel olmuş. Yani ben kendime çok yakıştırdım. Ne diyeceksiniz? Yani söyledi zaten söyleyeceği her şeyi. Bugün aramıza nasıl katıldın hatırlayalım. Nasıl buldun Burcu? Güzel, yakışmış. Tabii saçın boyu da bu kadar kısaltabilmek için güzel bir avantaj. Bir de şekillendirme olarak hafif dalgalar sana çok daha güzel bir hava katmış. Kat var mı Bilal saçta? Gizli yok. Katlar var. Hafif, gizli katlar var. Aynen. Bir o kat da bir form vermiş. Güzel olmuş. Murat sen nasıl buldun? Önceki saçına göre çok daha iyi olmuş. Zaten çok arada bir boydu. Yani o uzunluk iyi bir uzunluk değildi. Bilal de cesaretli davrandı. Güzel oldu. Güzel oldu. Yakıştı, yakıştı da. Yakıştı ama iyi. Teşekkür ederim. Senin fikrin nedir? Eline sağlık. Yani Bilal eleştirmeyi çok sever ama ben onu çok eleştirmeyeceğim. Ha modeli yüzüne yakıştırdım mı ben yakıştıramadım. Özellikle de ortadan ayırmasını yakıştırmadım arkadaşım. Yakıştıramadın mı? Evet saçı modelimize yakıştıramadım ben. Evet teşekkür ederim. Gerçekten yakıştıramadım. Boyunu mu taramasını mı? Boyunu çok sevemedim. Çünkü Gözde zaten Hanım, arkadaşımız tabii ki çok uzun boylu. Hani belki yana atsa yani daha güzel durur. Bilmiyorum ben sevemedim. Yakıştıramadım. Üzgünüm sen çok güzelsin ama hani belki taramayla da alakalı olabilir. Sevemedim. Evet, evet. Hani bir ne bileyim daha bir kısa bir parçam bir şey beklerdim yani. Mira makyajı nasıl buldun? Ya ben makyajını bugün sevemedim. Neden sıcak tonlar görmek isterdim bugün yüzünde? Çünkü saçlarını ben de beğendim. Hareketli bir saç. Ve çok yakıştı saçların hakkını yemeyeyim. Ama makyajın sanki düşürdü saçı. Çünkü makyaj şöyle bir allık. Evet aynı tek ton gördüğüm için ben sevmedim. Ateş sen sevdin mi? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hani saçla başlayacağım. Evet Murat Bey şimdi olmuş saçla olmamış saç arasındaki farkı görebilirsiniz. Tam anlatmak istediğim de sabahtan beri buydu. Sizin modelin saçı da buna benziyordu. Ve Bilal... saç konusunda çok iyi bunu biliyorum. Tam olması gerekeni size anlatmak istediğimi yapmış. Onun için onu bir alkışlıyorum. Siz de bence biraz örnek alın. Çünkü olması gereken bu. Hem hanımefendinin suat şekli de daha böyle güzelleşmiş bu saçla. Hem de daha böyle havalı duruyorsunuz. Makyaja gelince de Buse sen aslında çok daha güzel makyaj yapıyorsun. Bunu biliyoruz. Burada benim hoşuma gitmeyen kirli gibi duruyor biraz makyaj. Hani tam algılayamadım o şey kaşlardaki... Kaş demişim pardon göz kapakları çok böyle boğuk duruyor. Sen daha bir ona şey verirdin normalde. Onu anlamadım. Hani daha iyisini bekliyordum senden. Hani kötü mü değil ama normalde senin yaptıklarına göre biraz boğuk olmuş sanki makyaj. Teşekkür ederim. Meltem yakışmış mı modelin yüzüne bu makyaj? Ben fırına gerçekten bayıldım. Geçişlerine çok bayıldım. Çok beğendim. Ama sadece fondötene biraz çok beyaz kalmış. Bir de allığını sevemedim. Terleyip kızardığı için fondöten çok beyaz rengi, duruyor. Evet. Ama ben onu ben de söyledim duruyor, zaten. Ekranda çok güzel duruyor. Ekranda bazen. Evet çok güzel duruyor. Yine teri belli olmuyor ama alnı falan terlemiş belli zaten. Teşekkür ederim. Bu kadar. Yazın puanları. Sırf burası bir yarışma olduğu için çok üzülerek 2 puanı ben onlara vermek zorundayım. Saçta da çok cesaret etmedi. Modelden yana da avantaj. Ben çok beğenemedim. Gerçekten ben çok beğenemedim. Bir aşkım. Ben saçı beğendim. Gerçekten iyi olmuş. Konsepte de uygun. Saç gerçekten evet. Harika. Makyaj da kötü değil. Gerçekten güzel. Muammer Bey modelin yeni tarzını beğendiniz mi? Kesimini, makyajını nasıl buldunuz?
Konsepti çok iyi yakalamışsınız. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ayşegül, nasıl buldun bu senin makyajını? Ben renkleri çok sevdim. Yani buradan böyle biraz mor gibi gördüm ilk başta ama yok yani ekranda güzel tatlı sıcak bir kahve. Tatlı ton Mira'nın dediği gibi. Şöyle bir hata var sadece. Şimdi model gözü düşük bir tarafı yani sol tarafı daha düşük. Şimdi ayna olmadığı için sen orada öyle bir sıkıntı yaşıyorsun. O masada Tuna da aynı sıkıntıyı yaşıyordu. Çok modern makyaj yapıyordu ama bir sıkıntı olduğunda onu toparlamakta biraz zorlanıyordu. Size tavsiyem böyle durumlarda karşıya baktır modelini gözü açık bir şekilde. Şu kirpiğin en sondaki kirpiğin oradan bir çizgi at. Tamam mı? Mesela kalemle, eyelinerla çizgiyi at. Bunu buraya birleştir. Onu farla da yapabilirsin belki net bir şey yapmak istemiyorsan. Sadece böyle bir hata görüyorum ama renkler falan bu çok güzel oldu. Yani renklerini çok beğendim. Dediğim gibi orada bir sıkıntı oluyor. Aynasız çalıştığınız için anlıyorum ama lütfen onu yap. Yani o asimetriyi sen bir ayarlayamıyorsun bazen. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Tebrikler. Adnan Bey kesimi yakıştırdınız mı modelin yüzüne? Yani bunu aslında Murat'a sormak istiyorum. Demek istediğimi anladın mı? Bak nasıl açtı şurayı 2 santim, boynu nasıl uzadı? Tamam zaten uzun boylu. Bak boynu dedim, boyu demedim. Nasıl değişti? Ha ben bundan bahsediyorum. Benim için yüze bakın arkadaşlar. Özellikle kesim günü. Yüze bakacaksın. Şimdi sen de ne yaptın? Bu düz düşen saçlar. Yine Sıla'ya söylediğim gibi. Bak Sıla nasıl demedik? Yana atması lazım. Senden ricam saçını bu taraftan şu tarafa atar mısın? Lütfen. Evet. Çok oldu ama olsun. Biraz yüzüne düşürerekten. Evet. Evet. Biraz yüzüne düşsün saçı. Evet. Şimdi bakın. Yüz uzun dikdörtgen. Çene kısmı baskın. Zaten boylu postlu bir hanımefendi. Saçı böyle ortadan ayırdığınız zaman bu kısım inanılmaz genişliyor. Şu kısmı nötralize etmek için saçı bir tarafa alman lazım. Bir de göz alt çizgisi Ayşegül Hanım'ın söylediği gibi. Bu tarafta yani modelimizin sağ tarafında yükseliyor. Makyaj için de söylüyorum. Dolayısıyla bu taraftaki yükselişi bu tarafa da vermen lazımdı Buse. Ve gözler gerçekten yana girdi. Ve o karelik şöyle bir çeneye, bu yüz yandan şöyle bir çekilmesi lazım. Onu da ancak yana doğru attığın saçla yaparsın. Elinize sağlık. Yüzüne çok yakıştı. Doğru bir kesim oldu. Bir tek ayrımda sıkıntı var. Bir de verdiğim makası uçlarda biraz daha fazla kullansan daha kolay kullanır. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Saçının boyası da böyle çok güzel oldu. Bakalım bu kesilen saçlar kimin başına aklar düşürecek? Yarın kimi sevindirecek? 10 bin liraya kimi yaklaştıracak? Hepsi bugünkü puanların sonucunda biraz belli olacak. Biz hesaplayalım, bekleyin biraz. 21 puanla büyük finalde 10 bin liralık ödüle yaklaştılar. Perşembe günü. Birinci olan takım en yüksek puanı aldılar. İşte karşınızda Perşembe gününün sonuçları. Kuaförüm sensin de ne yazık ki Perşembe günü en düşük puanı alan, belki de vedaya yaklaşan takımımız. ...16 puanla... ...4. olan takım... Burcu Ateş. Neler diyeceksiniz? Şaşırmadım. Düşük puan alıyoruz.
Ateş, sen ne diyeceksin? Bekliyor Paketliğimizi muydun? Hiç düşünmüyorum. Gayet de konsepti bugün uyguladık. Makyajıma hiçbiri de çok da fazla her gün bir şeyler söylüyorlar. Yok zombi bilmem ne. Bugün ne zombi yaptın ne bir şey. Olması gereken renkleri de uyguladık. Saçı da olması gerektiği gibi kestik. Yani belli ki işbirliği ya da bir şey bu şekilde gidiyor yani. Hak etmediğiniz düşünüyor. Hak etmedik. Evet yani bundan ama öncekileri şaşırmadık. Tamam. Şu simli mimli glitter makyajda hata yapmış olabilirim. Puan düşebilir, şu olabilir. Ama bugünkünde bu kadarını hak etmiyoruz. Ateş ve Burcu yine her zamanki gibi sonuncu olmayı hakkıyla, elinin emeğiyle hak etti. Yani onlar sonuncu olmayacaktı, ben mi olacaktım ya da biz mi olacaktık? Sıra geldi günün üçüncü olan takımına. Perşembe günü 18 puanla. Üçüncü olan takım... Murat, Meltem. Bekliyor muydunuz? Yani yine üçüncülük. Olsun. Neler diyeceksiniz? Biraz daha yukarıda olabilirdi puanımız. Yani ikinci de olabilirdik. Makyaj olarak kendi adıma konuşuyorum. Konsepte uygun olduğunu düşünüyorum. Hatta en uygun benim olduğunu düşünüyorum. Keşke kırmasalardı. Haklı ya. Evet. Kesmediğiniz saça mı puan verseydik acaba? Konsepte bile uymayan saçımı versin. Yaranda var ki gocundur şu an. Evet var. İstediğim puanı veririm. Sen kendim vermişsin biliyorum. Demek ki. Niye evet, biri dedim. Oradan atlamadı da sen atladın? Ben açık açık istiyorsan söyleyeyim eğer yarışma kuralına aykırı değilse. Hayır buradan niye atladın ki? Ben sana karşı bir şey söylemedim belki. Ne biliyorsun? Hayır söylüyorsun yaranda yani. Yaranda var hani, demek bence ki sen saf değilim yani. Bunu düşünmüyorum. Ya biz sence zaten. Ben saf mıyım? Tamam oradan öyle mi gözüküyor? Senin yaşın kadar ben yol gidip gelmişim. Bana oradan li oyun oynama. Yaptı sen de biraz da makyaj göster. Gösterdik işte. Ondan mı beğenemiyorsun? Olmadı. Seninki çok oldu. Keşke olsaydı. Ben de yorum yapsaydım. Güzel puan verseydin. Sen önce yanındaki kuaför arkadaşın saçlarına bak. Kesti mi? Ona bak önce. Kesti. Sizin modelinizin saçı uzundu. Sen gösterdi. Görmedin. Sen de bugün ortalama bir şeyle aldın bu puanı. Öf bırak kıskanıyor yani. İşte ya. 21 puanla perşembe günü birinci olan takım... ...21 puanla... ...perşembe gününün... ...birincisi... ...perşembe gününün... ...birincisi... ...21 puanla... ...perşembe gününün... ...birincisi... ...Bilal Buse. Çak. Hasta olduğu için çakamıyor bile bugün. 18 puanla siz aslında ikinciliği, üçüncülüğü paylaşmaktasınız bu arada. 3 puan... Aramızda evet. Fark. Yakındı farklar, puanlar. Hep böyle ne diyeceksiniz? Oluyor ya. Yani teşekkür ederim vermeyen arkadaşlara. Onları vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Çünkü kendi yaptıkları stratejilerde kendileri boğuluyorlar, farkında değiller. Sağlık olsun ama teşekkür ederim veren vermeyen herkese. Evet bir takım size 5 puanını kullanmış ama diğer takımlar biraz düşük. Evet evet çünkü yani içlerinden gelmemiş, sağlık olsun inşallah verirler. Bilal bugün birinci olmayı hak etti mi? Bence hak etmedi. Kendine göre bir strateji oluşturmuş. Bizim modellerimizi huzursuz ediyor. Kendi modeliyle de rahat rahat çalışıyor. Sonuç zaten belli. Hak etmediğini düşünüyorum. Bilal ve Buse birinci olmayı kesinlikle tabii ki hak etmediler. Yani ben zaten sonuç açıklanınca beynimden aşağı kaynar sular boşaldı. Yani kesinlikle birincilik benim hakkımdı. Yarın sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah, inşallah bu hafta ben birinci olurum. Gerçekten artık Bilal'e tahammül bile edemiyorum.
Çünkü işe göre değil. Hak versinler. Ben tekrar neye söylüyorum. Göre neye göre Buse? Neye göre? Kendi vicdanına göre puan veriyorsunuz. Buse aynı tabloda bizde de bir 5 vermiş. Sana, birileri düşük. Aynı strateji. Ateş niye bu kadar savunuyorsun? Aynı strateji. Niye savunmuyor? Sen sürekli ortalık karıştın. Blender olduğun için. Tamam arkadaşlar. Modeller de sence bası. Jürimiz de yoruldu artık. Bakalım yarın ne olacak? Biz heyecanla bekliyoruz. Siz de heyecanla Show TV'de yarın Kuaförüm Sensin de bizle olun. Hoşça kalın. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleşti daha daha. Kuaförüm Sensin. Kuaförüm sensin. İstemediğim bir şey yapmaya çalışıyor ve ben yaptırtırmayacağım. Yapacağız. Şaklaban gibi çıkamam da yaptırtırmıyorum ya. Kalkıp giderim. Murat Bey, bendesin. Bendesin. Türkçesini biliyor musun? İstemiyorum. Ama güzel. Bir şey olursa çingel çıkartırım diyorum. Anladın? Yap. Sena. Kendine gel ya. Abi ben deminden beri zor tahammül ediyorum. Nedir o adama yüklenmen böyle? Beğenmiyorsan çık dışarıya git. Kimse senin suratını hasret değil burada. Ben onun sırrını biliyorum. Söyle arkadaşım söyle. Nedir? Artık şunu söyle la. Anlatıyorum. Neyse sen kalk. 10.0 yerine 1.10. Eyvah. Karıştır. Eyvah. 1.10 nedir? Mavi siyah. Mavi eyvah. Siyah. Bak anlatmayacaktım. Sen daha düzgün anlatabilirdin. Ben allandıra allandıra anlatıyorum yani. Yani bu kadar detayı nasıl biliyor onu anlamadım şimdi. Sıla, bu eteğinin senin burası niye yanık duruyor? O bir dakika, lastik takmışsın. Dur düzelteyim aşkım, ben bunu bak. Güzelsin. Lütfen. Sakin bak, ol. Biraz sonra yine geleceğim. Benden şimdi düzelteyim. Anladın mı? Mira, gerçekten melek yüzlü duruyorsun ama hiç öyle değilsin. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Sen ne zannediyorsun ya kendini? Miracığım sinirlenme lütfen bebeğim. Sakin ol. Nasıl dönsem diyorsun? Nasıl döneceğim? Benim sinirimi bozma. Yeter. 360 derece daha dön. Belki arkanda bir masa daha vardır. Oraya yanaşırsın. Taş olurum. Su olurum. Bu şarkım ikinize. Biz çok elitmişiz onu anladım. Ay ucunda Oscar yok ya. Bu kadar oyunculuk yapmayın lütfen. Benim laflarımı çalıyor. Öf tamam hadi kes. Kızı papağana çevirmişsin ya. Bunun sorumlusu biz değiliz. Murat elleriyle tamam, yaptı canım. Tamam bir dakika onların da modelini göreceğiz. Ne kadar değiştirmişsiniz göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Vokalist hanım susar mısınız? Vokalist hanım susar mısınız? Sensin o. Bu kız artık sürekli dipten mahkumu oldu yani. Mağdur ettin onu. Bilal bana bak bana orada artistik yapma. Ne diyorsun sen? Kuaförlük ve boya üzerine tam derslik bir çalışma oldu. Tam derslik. Pazartesi günü geldin gündüz gidiyorsun dümdüz diyeceğim yani. Eğer ağzından ne gelmek istiyorsan, nasıl bağırmak istiyorsan sana burada 10 saniye veriyorum. Bağır kus. Bir takım bizlere veda ederken... bir takım da 10.000 liralık ödülün sahibi olacak. Toplamda 120 puan alıp 10.000 liralık ödülün sahibi olan takım. Sensin.